Başkan Özel canlı yayınımızda sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Başkanla özel yayınımızda marka şehir sloganıyla yola çıkan ve 10 ana başlıkta söz verdiği vizyon projelerinin yanı sıra daha fazlasını bir bir hayata geçiren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte 4 yılda 1 milyar liralık yatırımlardan tamamlanan ve devam eden projelerini konuşacağız. Yayınımıza sizler de ortak olabilirsiniz. Sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0542 683 0959. 0542 683 0959 sorularınızı bekliyoruz. Evet canlı yayın akışımızda uzun soluklu bir program bizi bekliyor ve hayata geçirdiği sayısız projelerden bir tanesi olan Belediye TV canlı yayın konuğumuz Aksaray Belediye Başkanı evet. Haluk Şahin Yazgı. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Belediye TV'de stüdyomuzda sizi Hı -hı. ilk kez ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerinizi ele almadan önce neler söylemek istersiniz? Evet her şeyden önce bizleri ekranları başında, internetlerinin başında, telefonlarının ve bilgisayarların başında bizleri seyreden çok değerli Aksaraylı hemşerilerimize hayırlı akşamlar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Bizim e, belediye televizyonu olarak çıkış noktamız şu olmuştu. Biliyorsunuz her şeyden önce artık günümüz teknoloji çağı, internet çağı, hız çağı. Ee, herkes bir anda ve hemen ulaşmak istiyor bilgiye. Bu nedenden dolayı bizler zaten sosyal medyada birçok faaliyetlerimiz vardı. Bu Twitter, Facebook ve diğer kanallarımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla. Dedik ki bunun bir ayağı da bir noktası da mutlaka televizyonumuzun olması. Ve internet e, aracılığıyla belediyemizin televizyon kanalını oluşturduk. Ve biz tabii yaptığımız her işte olduğu gibi bu işte de en iyisini en güzelini yapalım diye gerçekten de standartların üstünde belki ulusal kanallarda olabilen bir stüdyoyu e, burada gerçekleştirmiş olduk. Ve ardından da e, siz değerli e, e, ekiplerimizle beraber bu çalışmamıza başladık geçen sene itibariyle. Tabii ilk etaplarda deneme yayınları, daha sonra yaptığımız projelerin tanıtımları ve gün boyunca sizler vasıtasıyla... Belediyemizin haberlerinin yayınlanması bizim esas çıkış noktamızdı ve ben bu noktada çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok başarılı bir çalışmaya imza atıyorsunuz. Teşekkür hem diyorsun. size hem de kameradaki arkadaşlarımıza teknik ekibimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Onların her birinin ayrı ayrı emeği var bu çalışmalarda. Dediğim gibi Belediyemizin yapmış olduğu birçok faaliyetlerle beraber ilimizde oluşan güncel olayları da biz e, belediyemizin televizyonu kanalıyla aktarmış oluyoruz. Bunu bizim için çok önemli. Bunu ilerleyen zamanlarda tabii canlı yayınlarımızla e, gittiğimiz yerlerdeki açılışlarımızı canlı bağlantılarla bunu da daha da güçlendirerek yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ve bu tip programlar vesilesiyle de aksaraylı hemşerilerimize yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bilgiler vereceğiz. Ve bu noktada da e, çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Sadece Aksaray'da da seyredilmiyoruz. Bildiğiniz gibi internetin ulaştığı her yerde dünyanın bizler dünyanın varız. Yerindeyiz. Dünyanın her yerinde. Ve bana gelen yurt dışındaki hemşerilerimiz takip ettiklerini, izlediklerini ve Aksaray'ımızla ilgili yeni bilgiler aldıklarını ve an ve an nelerin olup bittiğini bizim vasıtamızla e, takip ediyorlar. Bu da bizi... E, çok mutlu ediyor. Demek ki doğru bir projeyi imza atmış olduk burada. Ekranları başında yurt dışından izleyen evet. Aksaraylı hemşerilerimiz varsa onlara da buradan sevgilerimizi gönderelim. Ee, Sayın Başkan bugün heyecan yaratan bir gündemle çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiniz. Ee, TOKİ ve sanayi esnafını bir araya getirdiniz. Evet, evet. Yeni küçük sanayi sitesi. Ve e, Yapacak olan firmanın e, ismi belirlendi Tabii. ve bunu Aksaray Kültür Merkezi'nde sanayi esnafına yönelik yaptığınız toplantıda duyurdunuz Hı -hı. ve e, detayları aktardınız. Aynı zamanda sanayi esnafının sorularını yanıtladınız. E, öncelikle e, projeyi inşa edecek firmanın ismi Hı -hı. nedir? Bunu öğrenelim. Daha sonra e, proje ayağında... Firma ne zaman çalışmalara hı hı. başlayacak temel atma töreni sonrasında yine e, tabii ki merak ettiklerimiz var. Tabii. Neler söylemek istersiniz? Tabii şunu söylemek istiyorum biz tabii göreve geldiğimiz andan itibaren bu proje bir numaralı bizim projemizdi. En önemli projelerimizin arasından sayıyorduk. Sizlerin de bildiği gibi bizler çalışırken her projemizde mutlaka vatandaşlarımıza dokunan ve onların istedikleri doğrultusunda projeler gerçekleştirmek birinci hedefimiz. Esnaflarımız da yani e, sanayi sitesinde bulunan esnaflarımızın da en büyük isteği ve arzusu mevcut yerlerinin kendilerine yetmediği, dar olduğunu, bazı fiziki şartlarının yetersiz olduğunu söyledikleri andan itibaren biz bu çalışmaya başladık. Ve bu çalışma tam 4 sene boyunca sürdü. Uzun ve meşakkatli bir süreçten sonra e, 29 e, Ocak'ta ihale gerçekleşti. Evet. 22 tane firmanın katılımıyla gerçekleşilen bu ihalede e, alt ve üst yapı ikisi beraber çıkılan bir ihaleydi. Çakır İnşaat e, adı altındaki hı hı. firmamız e, bunu aldı. E, tabii TOKİ'nin gerçekleştirdiği bir ihaleydi. E, geçen hafta itibariyle talimatlar ve yazışmalar yapıldı. Muhtemelen e, firmamız Nisan ayının ortaları ya da sonlarına doğru burada şantiyesini kuracak. Altyapı çalışmalarına başlayacak ve temeli de en kısa zamanda hazırlayıp İnşallah devlet büyüklerimize de bizler davetlerimizi sunduk. değerli TOKİ başkanımız da bu konuda gerekli yerlere ileteceğini söyledi. İnşallah uygun bir programla, uygun bir vakitte Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın inşallah katılımlarıyla burada böyle bir temel atma törenini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Niye bu kadar önemli bu proje? Onu söyleyeyim. Her şeyden önce TOKİ açısından baktığımız zaman TOKİ 1620 tane dükkandan oluşan e, bu kadar devasa bir projeye ilk defa giriyor. Yani bundan önce bu kadar büyük bir proje yapmamış. Şöyle araya gireyim. Hı -hı. E, organize Sanayi Bölgesi ve e, Aksaray Üniversitesi arasında evet. 300 e, hektarlık evet. bir alana Hı -hı. 1620 dükkan. Hı -hı. Daha önceki e, projede galiba 934 dükkan. Şöyleydi, Sonra yenilenen projeyle. Bu yenilendi. Evet. Şöyle oldu. Aslında bizim İlk etapta e, mevcuttaki sanayide bulunan esnaflarımız ve dükkanlarını saydığımız zaman 1950 civarında evet. bir dükkan diye ortalama hesaplıyorduk. Fakat önemli olan tabi talep toplama esnasında gerçek buradan alacaklar sahiplerinin ortaya çıkmasıydı. Geçen senenin 10 Şubat'ında e, bu en son talebimizi topladığımızda e, 1620 tane dükkan e, başvurusu yapıldı. Evet. Ve orada öncelediğimiz şey şuydu, mevcuttaki sanayide bulunan bütün esnaf kardeşlerimize öncelik tanıdık. Kayıtlı olan esnaflarımıza öncelik tanıdık. Onların bu sürecin içerisine girmesiyle beraber karşılıklı istişarelerle oturduk, değerlendirdik ve proje en son halini aldı. İçerisinde 100 metreden 500 metreye 5 farklı tipte dükkanlarımız olacak. Bu dükkanların hem ön alanlarının genişliği hem dükkanın ferahlığı ve rahatlığı onlara yaptıkları işleri daha konforlu daha güzel bir ortamda sunmalarını sebebiyet verecek. Bunu yaparken esnaflarımız tabii ki işin en önemli tarafındaydı. Bu projemize destek oldular, yanımızda oldular. Aynı zamanda oda başkanlarımız, burada ticaret odası başkanımız, esnaf sanayi odası başkanımız, ağaç işleri, madeni sanatkarlar odası başkanlarımız da sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Diğer sivil toplum kuruluşlarımız da bu işin içerisinde bulundular. Tabii ki e, her şeyden önemlisi vekillerimiz evet. beraber Toki'ye ziyaretlerimizde, orada yaptığımız ikili görüşmelerde ki son gün bile en son Cengiz vekilimizle beraber Toki Başkanımızla yaptığımız son görüşmelerle artık sözleşme aşamasını tamamlayıp i, ihalenin sonuçlandırması kısmında bile yani son ana kadar bu işin tamamen içerisinde olarak esnaflarımızın desteğiyle bunu gerçekleştirdik. Şimdi Toki neden önemli? İsterseniz biraz ondan evet. bahsedeyim. Niye biz TOKİ ile başladık, devam ediyoruz? Niye bir başka alternatif değil de TOKİ? Bir kere TOKİ devlet güvencesi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın na e, bağlı olan bir kuruluş. Devletin güvencesi olan bir kuruluş. Üçüncü şahıs kesinlikle yok. Biz belediye olarak ne yaptık? Esnaflarımızla TOKİ'yi buluşturma noktasındaydık. Evet. Bir köprü vaziyeti gördük. Onların talepleri doğrusunda projeleri hazırlattık. Hazırladığımız projeleri TOKİ'ye sunduk. TOKİ ile de pazarlık yaptık. Yani işin aslında 4 sene boyunca yaptığımızı bir cümleyle özetler derseniz durum bu. Peki TOKİ'nin başka avantajı ne? Her şeyden önce en önemli avantajından bir tanesi 2 sene gibi bir sürede bitirecek bunu. Evet. Bu çok kısa bir 750 süre. 750 günlük bir süre verdiniz bugün bilgilendirme <laughs> toplantısında. Yani 750 gün yaklaşık 2 sene, 20 gün, Niye 25 gün, gün falan Ama diyor. Daha önce de... E Bitirebilme ee, şahidliği var bildiğim kadarıyla firmanın. Çakır İnşaat çünkü güçlü bir firma. Evet. Toki Başkanımız bunu söyledi. Hı hı. Dedi ki güçlü bir firma aldı. Toki'nin de birçok inşaatını, işlerini yapan bir firma. Dolayısıyla sanayi projesi tahminimizden de önce biter denildi. Ama biz yine resmi süre olarak 750 günde alt ve üst yapısının tamamlanmış bir şekilde esnaflarımıza teslim edeceğiz. Esnaflarımız 2 yıl boyunca yani inşallah temel atıldıktan sonra hemen sözleşme imzalayacaklar yerleri kurallarını çekecekler. Artık dükkanlarının yerleri belli olacak. Belli olan yerlerle beraber de Sözleşme. e, sözleşmeler imzalanacak ve aylık ödemeleri başlayacak. Anahtar teslimine kadar örnek veriyorum 100 metrekare bir dükkan için 400 lira öderken 2 e, sene sonra anahtar teslim alıp içine geçtiğinde 10 sene boyunca da geri kalan taksitleri ödeyecekler. Hı. Şu anda TOKİ'nin bu kadar uzun vadeli yaptığı hem fiyat anlamında hem de vade anlamında en büyük proje, en güzel proje ve esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum. Ee, bizi birçok ilden arayıp bu projeyi nasıl gerçekleştirdiğimizi, ne tür aşamalardan geçtiğimizi, e, TOKİ'nin ne türlü yardımlarda yani yardım derken nasıl bir çalışmanın içerisinde bulunduğunu soruyorlar. E, ve bizler de anlatmaya çalışıyoruz. E, sanayi esnafımız için gerçekten de avantajlı ve Kira öder gibi dükkan sahibi olabileceği, Türkiye'de TOKİ'nin yaptığı en büyük sanayi sitesi diyebiliriz. Evet. TOKİ'nin Türkiye'de <laughs> tek seferde hayata geçirdiği en büyük proje. Gerçekten ee, öyle. Yine Bugün bilgilendirme toplantısında aslında kısaca değindiniz. Ee, üç ilde daha e, sanayi projesi başlatılmış ve e, oradaki e, anlaşma ve hayata geçen <laughs> projeyle e, Aksaray'da gerçekten çok uygun fiyatlar. E, 100 metrekareden 500 metreye kadar Hı -hı. bildiğim kadarıyla Tabii. dükkanlar var. E, dükkanların yanı sıra aslında bir yaşam merkezi de Tabii. kuruyorsunuz oraya bu çok önemli. Biraz da buna değinmek istiyorum. Şimdi e, çalışanlar açısından insani koşullarda duş ihtiyaçlarına kadar e, ve yine e, artık hanımlarımız da araç kullanıyorlar ve sanayiye evet. gidip geliyorlar. E, sosyal alanlar işte e, kafeler, Hı -hı. E, marketler, Hı -hı. E, berber ve kuaför Hı -hı. hizmetleri. Biraz da bundan Tabii, bahsedelim. Bahsedeyim. Proje. Ee, Çünkü çok içerikli ve çok ince detaylı düşünülmüş. Bunlara da değinmeden geçmeyelim istiyorum. Tabii ki teşekkür ederim. Tabii biz hep dükkana odaklandığımız için evet, esas sen... bu konular da çok önemli. Bir kere orada sosyal donatı alanları, itfaiyesinden sağlık hizmetlerine, evet. oda başkanlarının bulunacağı yerlerden birçok faaliyetlerin ve toplantıların yapılabilecekleri alanlara varıncaya kadar evet. ortak alanlarda bu tip binalarımız olacak inşallah. Onun dışında da orada çay ihtiyacı, market ihtiyacı, berber ihtiyacını da karşılayabilecek yerler yapılacak. Sizin söylediğiniz çok önemli bir konu. Artık kadınlarımız da sanayiye giriyorlar. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin başından evlilik geçti. Evlilik esnasında insan istediği dekoru, istediği şekilde dolabı gidip sanayide yaptırmak istiyor. Şimdi biz her seferinde beyefendiler atılıyor. gidiyor evet, evet. Ee, ve çok fazla detayı ince düşünemediğimiz evet. için o konuda e, ya sürekli işimize gidip gelip danışmak gerekiyor ya da kendi Beyefendi. verdiğimiz kararı yapıyoruz ama bu sefer evde esas kullanıcısı olan hanımefendiler e, burada bazı aksaklıklar yaşıyorlar. Biz burada aslında sanayi esnafımızı e, bu noktada da rahatlatmış oluyoruz evet. çünkü o kadar güzel ve ferah dükkanları bulunacak ki içerisinde affedersiniz lavabosu, mutfağı, e, tuvaleti her türlü ihtiyacını görebileceği şekilde dizayn edilmiş durumda. Bununla beraber tertemiz bir mekan, tertemiz bir ortam ve sektör bazı da çalışma yaptık. Yani mesela mobilyacılar bir yerde duracak, evet. e, mermerciler bir yerde duracak, e, ondan sonra malzeme satanlar bir yerde duracak. Bunların da farklı farklı sektör bazında ayrılması aslında hem kullanış açısından hem oraya gelecek olan bayanları ve erkeklerin Rahat ulaşımlarını sağlayacak bir noktada oluşacak. Böyle bir projeyi hayata geçirmek, ben inanıyorum ki esnaflarımızın kazancını daha da artıracak, daha da iyi bir noktaya getirecektir. Şöyle diyebilir miyiz 400 kalem e, Evet sektör e, iş e, hı hı. sahasını ada ada konumlandırdık diyebilir hı hı. miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Hı hı. Şimdi bu e, 400 se, 400 kalemli biliyorsunuz hı hı. E, aksarayımız içinde aslında Türkiye ölçeğinde de en fazla e, hareket kabiliyeti olan, en fazla iş üreten küçük sanayi siteleridir. Evet. Tabii ki organize sanayilerde büyük fabrikalarımız vardır. Onların devasa yaptığı işler vardır. Ama pratikliği ve insana dokunması ve en çok kılcallara ulaşan nokta küçük sanayi sitelerindeki yapılan çalışmalardır. İnşaat sektörü de öyledir. İnşaat sektöründe de olsun, sanayi sektöründe de olsun hep zaten işli dışları bunlar evet, birbirleriyle zincirle. zincirleme bağlıdır. O nedenden dolayı bu iki sektörün birbirine desteklemesi 400 kalem ve belki daha üstü işlerin bir arada görülmesi açısından da böyle bir kompleksin hayata geçirilmesi bizim için önemli. Peki Sayın Başkan Küçük Sanayi Sitesi projesinin ardından etap, Etap devamı Hı -hı. gelecek mi? Yani orta ölçekli sanayi Hı -hı. ya da büyük ölçekli sanayi bununla ilgili e, STK başkanlarımızla da Hı -hı. yaptığımız programlarda bu tarz bir talep var. Böyle bir planlama içerisinde misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Şu, ne dersiniz evet. bu konuyla ilgili? E, tabii bizim öncelikle yola çıkışımız e, küçük sanayi sitesiyle ilgili 100 metreden 500 metreye varan evet. farklı 5 yani farklı tipteki projelendirmeydi. Tabii 300 hektarlık bir alan. Sonuçta bunun 150-200 hektarlık bir alanı şu an için kullanılıyor. Geri kalan kısımda da TOKİ'miz satış yapmak suretiyle ya da talepler olduğu zaman yeniden bir projelendirme yapmak suretiyle yeni faaliyetlere girecek. Burada da tabii taleplere de bağlı. Diyelim ki bu küçük sanayi evet, evet. biliyorsunuz büyük olduğu zaman organize evet. sanayimize gidiyor. Orada da yönetimindeyim ben. Organize sanayide bu bölgenin en büyük, en hızlı büyüyen sanayisine sahibiz. Ee, o organize sanayideki büyük fabrikalarla küçük sanayinin arasında kalan orta ölçekli yapılabilecek yerler içinde aslında buralar yani bu mekanlar çok çok uygun. TOKİ'nin bu temeli attıktan sonra ileriki safhalarda talepler doğrultusunda yeniden proje, projelendirileceğini biliyorum. Yani öyle bir çalışmamız da olacak inşallah. Mevcut sanayi ilgili isterseniz de Tabii, söyleyeyim. O da, o da önemli bir, bir konu. Değil. Belki e, onu da unutmadan söyleyelim. Şimdi mevcut sanayimizdeki dükkanlarımız inşallah yeni yerlerimiz tamamen bittikten sonra ve esnaflarımızı oraya taşıdıktan sonra mevcuttaki yerleri komple yıkacağız. Hı -hı. Tertemiz bir alan oluşturacağız. Daha sonra buraya yeni uygulayacağımız 18 revizyon planı beraber ki onun da ihalesine çıktık. Hı -hı. Ee, Hı -hı. O da bir sene bir buçuk sene içerisinde inşallah tamamlanır. O da netleştikten sonra ada bazında, parsel bazında böyle site tarzı güzel yerleşim yerleri olacak. Hı hı. Tabiri caizse orada yeni bir şehir oluşacak. Yeni bir kent dizaynı orada açığa çıkacak. Aslında değişim e, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatıyla Tabii daha ki. sonra Ulurmak Ulu 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 Rekreasyon Alanı ve Tabii. Kent Parkı birinci Tabii. etabı da tamamlandı ve e, yeşillendirme çalışmaları hı hı. devam ediyor. E, galiba Aksaray'ın merkezi, yaşam alanı Öteci Biraz kayıyor. Bir de de evet. kayıyor Çok rahat diyebiliriz. Özellikle sanayiyi inşallah taşıdıktan sonra, Hı. sonra, sonra hastanemiz evet. orada biliyorsunuz. Hı. E, valiliğin bazı ek hizmet binaları orada. Emniyetimiz orada. E, defterdarlık yine aynı şekilde orada. O bölge aslında e, sanayinin taşınmasıyla beraber yepyeni bir yaşam al alanı olacak. Tacin'de yapmış olduğumuz o yeni park projesi ve bu üç etaptan oluşacak inşallah. Onun ilk etabını tamamladık o ve onunla beraber devam edecek etap projeleriyle o bölge artık yeni bir yaşam alanına doğru gidiyor onu söyleyebilirim. Evet e, sayın başkan gerçekten göreve geldiğiniz günden bu yana şehrin ihtiyaçları noktasında e, çok incelikli projeleri hayata geçiriyorsunuz. Özellikle vizyon projelerinizden bir tanesi de e, Efor kavşağı halk dilinde hmm. öyle tabir ediliyor. Evet. Atatürk Bulvarı üzerindeki hı hı. Piri Mehmet Paşa alt geçidi. Alt geçidi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında çok sancılı bir dönemden <laughs> evet, geçti. 6 evet. ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasına rağmen Hı -hı. bazı tatsız eleştiriler Hı -hı. ve yorumlar oldu ama trafiğe açıldı şu Hı -hı. an. Ve tabii ki Piri Mehmet Paşa Çarşısı hemen yanı başında evet. e, iş yerleri kapılarını açmaya Hı -hı. başladı. Ve yine orada da dekoratif banklar ve çiçekliklerle birlikte çevre düzenleme çalışmaları evet. yapılıyor. Alt geçitimizle ilgili neler söylemek istersiniz? <laughs> e, nelere değinmek Neler istersiniz? söyleyeceğiz neler? Buyurun lütfen. Şimdi tabii sizin de dediğiniz gibi aslında çok zor bir süreç oldu. Şimdi zor olmasının bir e, birinci noktası belediyemiz olarak ilk defa böyle bir iş yaptık. Yani evet. bina yapımı, asfalt atımı ya da kanalizasyon su bu tür çalışmaları belki gözü kapalı yapıyoruz. O konuda <laughs> çok tecrübeli ekibimiz. Ama altyapıyla ilgili ilk defa bir çalışma yaptık ve Bölgenin belki de yapılabilecek en e, geniş, en e, derin bir e, altyapısıydı. Hı hı. Dolayısıyla zorlandık. Evet zorlanmadık desek yanlış olur. E, bir kere zorlanmamızın birinci sebebi şuydu. E, yıllar önce yapılan boru sistemleri ki bunun içerisinde kanalizasyon, su, hatta Medaş'ın, te, e, Telekom'un kablolarının boru. orada olması, boru hatlarının burada olması ve maalesef projelerinin eksik olması. Yani biz orayı kazdıkça görmeye başladık. Yani bir kazıyoruz, boru burada devam ederken bir başka noktaya sıçrıyor. Defalarca patlattığımız yerler oldu, defalarca sıkıntı yaşadığımız kısımlar oldu. E, i̇nşaat sürecinde aslında siz ilk önce o bölgenin altyapısını tekrar inşa ettiniz. Aslında etiniz. öyle. Daha aslında sonra öyle. E, Kesinlikle. projeyi hayata geçirdiniz. Kesinlikle. Aslında sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani sıkıntının birincisi altyapı projesinin tam anlamıyla elimizde olmaması. Birçok noktaları kazarak ve yerinde görerek evet. farkına varmamız ve tabir caizse sıfırladık. Yani o kadar büyük alanı o alt geçitin sağlı sollu olmak üzere bütün alanındaki doğal gaz hattı, MEDAŞ'ın hattı, Telekom'un hattı, bizim doğalgazımızın, suyu, evet. pardon, suyumuzun, kanalizasyonumuzun hepsini hem yeniledik hem de hatlarını yeni noktalara taşıdık. Bu ciddi bir külfetti, ciddi bir zaman aldı. İkinci olarak da aslında biz gece ve gündüz çalışacaktık. Yani evet. 24 saat esaslı bir çalışmamız olacaktı. Ama tabii burada fore kazık dediğimiz bir sistem var. Evet. E, vatandaşlarımız orada gördüler zaten o inşaat yapılırken. 550 tane bu fore kazık ve her kazık çakılırken yerde müthiş bir titreşim Hı. ve müthiş bir ses e, oluşturuyor. Dolayısıyla hastası olan, e, çocuğu olan oturan, e, vatandaşlarımız bizlere bunu gece yapmayın, lütfen gündüz devam edin deyince biz gece çalışmayı bırakmak zorunda kaldık. O da bir süre Kesinlikle o bizim süremizi uzatan Hı. en önemli sebeplerden bir tanesi. Ama Allah'a hamdolsun e, şu anda toparladık ki altında da müthiş bir su çıktı. Yani bizi en çok zorlayan üçüncüsünü nedir diye sorarsanız suyun çıkması. O suyun çıkması bizi bayağı bir geciktirdi, bayağı bir uğraştırdı. Ama şu anda çok şükür artık bitti. Ee, ulaşıma açıldı. Ama asfaltlamayı tamamlamadık. Evet. Nedir? Çünkü asfaltlamayı ben durdurdum. Dedim ki hava sıcak olsun. Biraz daha böyle kendini toplasın ki en iyi havada biz e, asfaltımızı atalım. Çünkü son katları atılmadı. İnşallah son katları atıldıktan ve yerdeki işaretlendirmeler yapıldıktan sonra sadece onda da kalmayacak. Altında ve üstünde yeni dekoratif aydınlatmalar yapacağız. Evet. Yeni böyle örtüde özellikle göbeğin bulunduğu yerde güzel bir anı teser e, düşünüyoruz. Ben de onu soracaktım <laughs> aslında. Gerçekten e, göbekte ne olacak? <laughs> hani nasıl bir Şekil alacak diye. Yani birkaç tane alternatif var hı hı. onları değerlendiriyoruz. Hı hı. Ama amacımız orada güzel bir görüntü, güzel, evet, hoş estetik bir, estetik yani. bir görüntüyü orada e, inşallah ortaya koymak. O ve etrafında yapacağımız yeni düzenlemelerle e, alt geçitimiz tamamen rahat bir şekilde ulaşımı e, gerçekleştirecek. Biz bunu yaparken de üst kısmı özellikle ışıklandırma koymadık. Hı hı. Neden diye sorarsanız çünkü ışıklandırma ne olursa olsun bir birikme bir bekletme yapıyor. Kontrollü geçildiği sürece aslında hiçbir tıkanıklık yok. Bir de alt geçit gerçekten de alt tarafı tam anlamıyla randımanlı bir şekilde kullanıldığında üstte kesinlikle bir trafik lambasına işaretlendirmesine gerek kalmıyor. İleri kısımda siz de biliyorsunuz Kurtuluş'ta evet. e, orada bir kapamayı da kapattık Hı -hı. orayı. Neden? Çünkü alt geçitten çıkar çıkmaz yeniden bir ışığa takılırsak evet. bu sefer alt geçite kadar bir zincirleme olacaktı bu yazın fark edilir. belki şu anda tam algılanamayabilir ama yazın ile yazın karşılanabilecek bir şeyi de önlemek maksadıyla orayı o bölgeyi kapattık ve ulaşımını e, Coğlak'ının olduğu yere kadar götürdük hatta e, biz tabi sürekli arge çalışması diyoruz yani dışarıdan aldığımız verileri tekrar değerlendirerek yerinde uygulama yapıyoruz orada bir dönüş yapmak suretiyle de Coğlak'ıdaki birikmeyi önledik yine sağ tarafta kaldırımı kısalttık. E, Coğlakıya dönüşleri rahatlattık. Aslında bu ve buna benzer çalışmaları sürekli devam edeceğiz. Şimdi öbür tarafı yaptığımız gibi tam ters istikametinde de yine bir çalışmamız var, yine bir ışıklandırma ve çalışmamız var. Ama şunu gördüm, yapıldıktan sonra da bizden yeni talepler oluşmaya başladı. Ee, özellikle Coğlakı bölgesinde yeni bir alt geçit evet. talebi var. Belki ilerleyen yerlerde tekrar böyle bir talep var. Biz bir kere şunu bilelim, bilmemiz, bilmemiz de çok önemli. Aksarayımız büyüyor. Aksarayımız gelişiyor. Aksarayımız artık büyük şehir olmaya aday bir il. Dolayısıyla şehirli kültürü, şehirli yaşamı, şehrin getirdiklerini bizler belediye olarak sahada uygulamak zorundayız ki uyguladığımız bu yeniliklerle beraber bizler e, şehrin e, daha iyi noktaya gelmesini sağlayabilelim. Evet zaten e, yola çıktığınızda marka şehir sloganıyla yola çıktınız ve projelerin projelerinizi açıkladınız. Yine e, alt geçidin ardından Piri Mehmet Paşa çarşısı e, iş yerleri artık yavaş yavaş Hı -hı. kapılarını açmaya başladı. Hatta açılışlarını Hı -hı. yalnız bırakmıyorsunuz iş yeri evet, sahiplerini evet, ve eşlik doğru. ediyorsunuz. E, açılışlarına katılıyorsunuz. Hı -hı. Bir Mehmet Paşa Çarşısı'nın hemen karşısında. Aslında ben orayı bir adı olarak... Çarşıdan da, da bahsedeceğim mi inşallah? Evet, hı hı. çarşıdan bahsedelim biraz hı hı. ve daha sonrasında karşısındaki Selçuklu Park Parkından Projesi'ne bahsedelim. değinelim istiyorum. Buyurun. Evet. Şimdi e, aslında e, bizim benim en çok hoşuma giden, en çok beğendiğim projelerden bir tanesi de tabii birçok proje benim için çok değerli. Aynı Gözbebeği gibi, e, kendi evet. çocuğun gibi görüyorsun bir süre sonra evet. projeleri. Ee, o hassasiyette de e, yaklaşıyorsun. Ee, Pir Mehmet Paşa Çarşısı benim en beğendiğim, en hoşuma giden projelerden bir tanesi. Bir kere yüksek kat yok. Cumhurbaşkanımızın da sürekli üstünde vurgu yaptığı yataş şehirciliğin en güzel modeli, en güzel uygulanmış şekli. İçerisinde tam 8 tane bloklar var, dükkanlarıyla ve büro katlarıyla şehrin yeni bir alışveriş merkezi, yeni bir hayat bulacağı nokta. Orası, o bölge. Dolayısıyla biz burada yapmış olduğumuz esnaflarımızla görüşmelerin neticesinde, onlar da sağ olsunlar bu projeyi onay verdiler, kabul ettiler, bir süreci başlatmış olduk. Yaklaşık 200 tane e, esnafımız ve esnafımızın varisleriyle beraber yaptığımız çalışma ve görüşmelerden sonra e, o projeyi hayata geçirdik. Ve çok kısa bir sürede altı otopark, üstünde de hem dükkan hem katlarının olduğu yerler açığa çıktı. Bunlar tabii ki mal sahiplerimizin yerlerini onlara teslim ettik. Geriye kalan kısımlarda belediyemizin dükkanları ve büroları var. Onları da etep etep satışa çıkarttık. Bugün itibariyle şu anda dekoratif e, süslemeleri Değil yapıyoruz. E, güzel saksılarımızı koyduk. İnşallah yakında çiçekleri, ağaçlarımızı göreceksiniz. Işıklandırmalarını tekrar elden geçiriyoruz. Yeni bir cazibe merkezi orada doğmaya başladı. Ee, ve ben e, bu proje dediğim gibi çok önemsediğim, önem verdiğim bir proje. Ortada bir kısmında köşk mescidimiz evet. var. Ortasında iki tane kafeteryamız var. Bunlar belediyemize ait olan yerler. Yakında inşallah ihaleye çıkacağız. Onları da yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz. Ve o bölge canlanmaya başladığında inanın ki e, insanlarımızın akın akın geleceği, ziyaret edeceği bir nokta. Şu anda esnaflarımız açtı. Açmaya da devam ediyor. Ben onları destekliyorum. Daha da gelip bir an önce... Bütün dükkanların dost, alınıp bir an önce dost, dolup e, açılış yapmayı hedefliyorum. Evet. Açılış yaparken de dolu dolu olursa bizler için çok mutlu olur. Farklı zamanlarda farklı etkinlikleri de orada gerçekleştirmeyi planlıyorum. E, bu şiir dinletisi olabilir, müzik dinletileri olabilir. Ambiyansı da çok uygun aslında e, mimarisi. Kesinlikle. Mimarisi de o anlamda uygun bir noktada. İnşallah bu tür projelerle orayı hayata geçireceğiz. Orası da canlanacak daha doğrusu hayatı geçti ama canlanmasını sağlamış olacağız. Girelim hemen karşısındaki. Ee, Sayın Başkan <laughs> kısa bir hatırlatma yapayım. <laughs> Sevgili seyircilerimiz bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve öneri ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Hemen tekrar arkadaşlarımız ekranda WhatsApp numaramızı gösteriyorlar ama ben tekrar bir anons etmek istiyorum. Evet 542 683 0959 WhatsApp hattımız. Sorularınızı, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. Evet e, Selçuklu Park Evet. projesi. Gerçekten e, içerisinde konferans salonu olacak Hı -hı. inşallah. Yine aynı şekilde kütüphane Hı -hı. ve en önemlisi tabii ki e, yeraltı otoparkı Hı -hı. olacak bildiğim kadarıyla. Yanlışsam lütfen düzeltin. <laughs> Yosturlar evet. E, ve aslında büyüyen ve gelişen Aksaray'da özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerde Hı -hı. artık e, yer sıkıntısı evet, yaşıyoruz. Evet, evet. Mevcut e, Aksaray Kültür Merkezi yetmiyor ve işte birçok fuar, Hı -hı. festival düzenleniyor. Hı -hı. E, o bölgenin de yani özellikle bu projenin bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum ve biliyorum. Siz neler eklemek istersiniz? Evet, e Sizler de biliyorsunuz orada silolarımız vardı evet. Aksaray'ımızın yıllar önce yapılan siloları ee, birçok ilde olduğu gibi bizim ilimizde de artık şehir merkezinde kalmıştı şehir merkezimizden bir başka noktaya taşınması için biz talepte bulunduk talebimiz neticesinde karşılıklı görüş alışverişi karşılıklı sözleşmeler neticesinde silolarımızı tamamen oradan kaldırdık o arsayı tamamen belediyemizin e, bünyesine aldık. Daha sonra e, tabii seçim vaadinde bundan 4-4,5 sene önceki seçim vaadimizde o bölgeyi aldıktan sonra Selçuklu Parkı yapma hedefimizi e, söylemiştik. Aynı hedefimiz devam ediyor. Fakat yanına bir fonksiyon olarak yine sizin de dediğiniz gibi şehrin büyümesi, gelişmesi ve ihtiyaçların artmasından dolayı bir kere konferans salonuna kesinlikle ihtiyacımız var hı hı. ki o bölgede şehrin içerisinde ve çok önemli bir noktada bir en az yani. bin kişilik en az bin kişilik bir konferans salonu düşünüyoruz. Çünkü şu andaki kültür merkezimiz 500 kişi. Evet. Bir program yapıyoruz. Artık o kadar doluyor ki Aksaraylı hemşehrilerimiz dışarıya yani dışarı taşma ile beraber geri dönmek zorunda kalıyor. Bu da bizi haliyle çok üzüyor. Diyoruz ki en azından bin en az bin kişiden oluşan bir konferans salonumuz olsun, kütüphanemiz olsun. Çünkü gençlerimizin Birçoğunun düşündüğünün aksine şunu söylemek istiyorum. Çok güzel kitap okuyoruz. Evet, interneti takip ediyoruz. Telefonda belki birçok şeylere girip çıkılıyor ama ben kitap fuarında gördüm ki birazdan ondan da bahsedeceğim. Birçok Aksaraylı hemşehrimizin girip kitap aldığını ben kendim şahidim. Ve sonuçta verileri de gördüğüm zaman bunu bir kere daha inanmış oldum. Kitap okuyan bir toplumuz. Doğru kitaplar ve doğru yönlendirmeler ve güzel mekanlar oluşursa, inanın bana hem gençlerimiz bu noktada daha dolu yetişir, hem de e, hep eleştirilen ya şöyle midir, böyle midir dedikleri değil. Verirsen güzel imkan, verirsen güzel ortam, o gençlerimiz oraya gelerek e, bu tür faaliyetleri yapar. Hmm. İçerisinde sadece onlar olmayacak, gençlerimizi düşündüğümüz farklı fonksiyonları da içerisine ekledik. Yani bir nevi gençlik merkezi gibi konferans salonu gibi kütüphanesi gibi belki birkaç alışveriş noktası da olacaktır içerisinde böyle bir kompleksi orada yaptığımız gibi ön taraftaki alana da tamamen Selçuklu parkı diye bahsettiğimiz çok güzel dekoratif şu anda çalışmalar devam ediyor üç ya da dört tane alternatif var bu alternatiflerin üzerinde en uygunu en güzelini inşallah hayata geçireceğiz. Bunları yaptıktan daha doğrusu nasıl söyleyeyim yaklaşık bir iki ay içerisinde inşallah netleştirmiş oluruz. Ondan sonra da bir an önce ihalesine çıkıp bu yazı orayı yapmakla i̇nşa etmek geçireceğiz, de, inşa de, etmekle geçireceğiz inşallah. Peki e, Sayın Başkan e, gerçekten e, her projenizde her kesimden insanla bir araya geliyorsunuz ve sürekli istişarede Hı -hı. bulunuyorsunuz, toplantılar düzenliyorsunuz. E, katılımcı bir e, hizmet anlayışıyla devam ediyorsunuz yolunuza. Şimdi e, Aksaray'ın merkezinde, kalbinde biz böyle nitelendiriyoruz kamuoyunda. Kapalı çarşımız var biliyorsunuz ve kapalı çarşıda da geçtiğimiz ay içerisinde bir modernizasyon çalışması başlattınız. Şu an e, zemin döşeme Hı -hı. çalışmasıyla başladı bu yenileme çalışması. E, ve e, aslında esnaflarda dükkan kapatmadan... Evet, evet, evet. Devam ediyor çalışmalar. Çok Bu da çok e, bunu belirtmek gerekiyor evet. özellikle çünkü e, esnafa sıkıntı yaşatmadan evet. en kısa zamanda tekrar e, kapalı çarşıyı canlandırmak e, istiyorsunuz. Hı -hı. Çalışmalar hakkında sizden biraz notlar alalım biz Aha. gereken notları veriyoruz. Evet çok Buyurun. teşekkürler. O kadar önemli bir noktaya değindiniz ki esnaflarımız dükkanını kapatmadan hı. bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Aslında işin püf noktası bu. Evet. Ee, bu işe girerken benim ekibime özellikle söylediğim şey şu oldu. Aksaray'ın en zor işine giriyoruz. Niye? Çünkü en hassas bölge. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sürekli çalışan, sürekli aktif olarak kullanılan ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu bir hı hı. alan kapalı çarşımız. O nedenden dolayı Kırmadan, dökmeden, Neden? üzmeden en iyi şekilde yapıp çıkacağız. Ve sağ olsun ekibim benim yüzümü kara çıkartmadı. Gece yarıları betonlarını döktü. Hı -hı. Ertesi gün kum serimlerini, e, alt stabilize serimlerini yaptı. Sonra taşları döşemeye başladı. Ve Allah'a çok şükür çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ve ben hemen hemen her gün uğruyorum oraya. Evet. Esnaflarımızla görüşüyorum. Hı -hı. Onlar da memnuniyetini dile, dile getiriyorlar. getiriyorlar. Hızlı devam ettiğini dile getiriyorlar ve teşekkür ediyorlar bize. Bizi bu da haliyle çok mutlu ediyor. Şimdi oradaki taş seçimimiz daha önce esnaflarımızla yaptığımız bir toplantı sonucunda çıkmış olan bir taş hı hı. şeklidir. Yani sizin de dediğiniz gibi biz her işimizi istişare ederek yapıyoruz. Çünkü kullanacak olan onlar orayı değerlendirecek olan onlar onlardan aldığımız talepler doğrultusunda bir e, taş seçimi yaptık ve gerçekten de hem e, alanı büyüttü Büyük gösterdi ve dükkanlar ortaya, ortaya çıkarttı. Granit bazalt evet. e, taşı döşeni evet, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru doğru e, evet. dediğiniz gibi. Şimdi onu da yaptıktan sonra o kadar güzel bir e, şekil ortaya çıktı ki biz tabi bununla da kalmayacağız. Ne yapacağız? E, oradaki e, görmüş olduğunuz direklerimiz var. Hı hı. Yani yukarıdaki çatıyı tutan direkler. Onların etrafını kapatacağız. Evet. Uygun bir şekilde, dekoratif hı hı. bir şekilde. Sonra aplikler koyacağız aydınlatma maksadıyla. Hı hı. Sonra üst çatı ile ilgili de talimat verdim. Bir çalışma yapılıyor. Yani o e, plastik görüntüyü biraz Ortadan çirkin bir görüntü var. O görüntüyü biraz daha böyle güzel bir hale getirecek bir kaplama hı hı. planımız var, projemiz var. Onu da hayata geçireceğiz. Ama bunların hepsini yaparken esnaflarımızın işini aksatmadan, onları sıkıntıya sokmadan gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve ihalede e, süremiz Mayısın sonuna kadardı ama hı hı. bu hızla gidiyor. Bu Güzel tempoyla gidiyoruz. Bu hızla gidersek <laughs> muhtemelen bir ay içerisinde herhalde toparlayıp çıkacağız gibi görünüyor. Allah'tan çok güzel. bir mani olmasa. Çok kısa bir zaman. Tabii taşlarımızın alımı var. Alım süreciyle evet. belki şey olur ama şu anda gayet güzel gidiyor ve biz çok memnunuz. Ee, bu da bir söz verdiğimiz projeydi. Onu da hayata geçirdiğimiz için gerçekten de mutluyuz. Peki Sayın Başkan, e Biraz az sonra bir kısa mola vereceğiz ama e, mola öncesinde, geçen hafta içerisinde e, Kilis bölgesini evet. ziyaret ettiniz. E, Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerimize moral ziyareti Hı -hı. gerçekleştirdiniz ve... 3 ilin belediye başkanları Sivas, Hı -hı. Kırşehir ve Kırıkkale belediye başkanlarıyla başkanlarından oluşan Hı -hı. bir heyet diyelim aslında. Evet. E, Kilis ziyaretiyle ilgili izlenimlerinizi evet. e, öğrenmek istiyorum. Orada... E, Kilis esnafına destek olmak amacıyla hem Mehmetçik için hem de yardıma muhtaç aileler ve çocuklar için alışverişler yaptınız. Evet. Gıda yardımında bulundunuz. Çocuklara giysi dağıttınız. Neler yaşadınız? Biraz duygularınızı öğrenebilir Tabii miyiz? Önce, Oraları görmek nasıldı? Ya, evet kesinlikle. Şimdi kilis belediye başkanımızın kullandığı bir ifade var. Onunla başlamak istiyorum. Buyurun. Burada tarihi görüyorsunuz diyor. Burada bir tarih yaşanıyor evet. ve tarihe şahit oluyorsunuz diyor. Benim çok hoşuma gitti bu. Ee, tabii çok zor zamanlardan geçmişler. Çok sıkıntılı anlardan geçmişler. Yani bundan belki bir sene önce, altı ay önceki ortam daha da zorken e, şu anda çok şükür elhamdülillah gayet iyiler. Moral ve motivasyonları çok iyi. Diyor ki o kadar çok alıştık ki top seslerine, e, silah atışlarına. Bizim şe şehrin caddenin ortasına düşen mermilere, sıkıyor, füzelere evet. o kadar alıştık ki yani normal gelmeye başladı diyorlardı. Eee tabii o ortam gerçekten zor bir ortam. Birinci konuşu e, biliyorsunuz Suriye'den gelen birçok kardeşimiz orada Hı. ilk etapta oraya geliyorlar. Evet. Ve kilisin nüfusu kadar nüfus orada. Orada. E bu Dolayısıyla hem belediyecilik anlamında hem yapılan çalışma anlamda işi daha da zorlaştırıyor e Bu nedenden dolayı kilis belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde ziyaret etme kararı aldık Üç belediye başkanımızla hı hı. Sivas Kırıkkale, Kırşehir belediye başkanımızla başkanlarımızla önce buradaki esnaflarımızın buradaki değerli kardeşlerimizin destekleriyle e, biraz dolu gittik hı hı. cebimiz dolu gittik Dedik ki kenar mahallelerden başlayarak oradaki bakkala uğradık, fırına uğradık. Oradaki e, yani Her esnafımıza esnafıza uğradık. satış yapan, özellikle evet. o bölgelerdeki esnafımızda e, birçok alışveriş yaptık. Hı hı. Amacımız neydi? Orada hem esnafımızın canlanması evet. yani çünkü savaştan dolayı çok etkilenmişler. İplaka. Canlanması birinci e, hedefimizdi. Ona ulaştık. İkincisi de orada toplanan bu erzaklar o Suriye'den gelen kardeşlerimize ya da ihtiyacı olan e, vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında bir çalışmaydı. Bu bizi çok mutlu etti, çok duygulandırdı. Ama onların gözlerinde gördüğüm bu sevinç, bizim oraya gitmemiz, onlar o kadar duygulandırdı, o kadar çok etkiledi ki, dolayısıyla biz de çok mutlu olduk, çok etkilendik. Ardından Askeri üssümüz var. Orayı ziyaret ettik. Evet, önce Pınar Gümrük Kapısı'nda. Evet, oraya da ziyaret ettik. Hem geldi, oraya evet. hem bölgemizi komutanlarımızla görüştük. Askerlerimizle görüştük. Onlar şunu söyler. Bizim ne kadar güçlü bir devlet olduğumuz. Bizim iznimiz olmadan orada bir yaprağın dahi kıpırdayamayacağını ben orada görerek şahit oldum. Bu da bizi çok gururlandırdı. Ve Mehmetçiğimiz oradaki kahraman askerlerimiz o kadar kendine güveniyor, o kadar kendinden emin ki ne yapacağını, nasıl yapacağını çok iyi biliyorlar. Hepsi vazifesini en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Gözünü bir dakika bile kırpmıyor. Vatansa gerisi teferruat diyor. Her türlü gayreti, çalışmayı yapıyor. 24 saat esaslı bölgeye gidip hı hı. geri gelen, tekrar gidip gelenler var. Ve evet. onların e, oradaki e, biliyorsunuz e, o... Suriye'nin kuzey tarafında bir Kürt koridoru oluştu. Yani evet. daha doğrusu e, terör koridoru Kürt demeyeyim, yanlış ifade kullanmayayım. Terör koridoru oluşturmaya çalıştıkları, terör devleti oluşturmaya Demeye çalıştıkları çalışır. bir yerde biz buna izin vermeyeceğimizi, bizim bunun üstüne gittiğimizi çok güzel ve kararlı bir şekilde gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya ziyaretleri, oradaki askerlerimizin moralinin, motivasyonun en üst düzeyde olması Bizi çok çok mutlu etti, çok çok gururlandırdı. Oraya gittik hediyelerimiz oldu, takdim ettik ee, ve ondan sonra dönüşe geçtik. Ee, belediye başkanlarımızla da tekrar oturduğumuzda, istişare ettiğimizde gerçekten doğru bir iş yaptığımızı Hı -hı. ve bunu e, diğer belediye başkanlarımıza da önerdik. Şimdi sürekli belediye başkanlarımız gidiyor ve oradaki Hı -hı. E, kilisli e, vatandaşlarımızla hem görüşmeler oluyor hem de ziyaretler oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Ee, biz hassas insanlarız. bu konu bizim için çok önemli. Çok önemli. Aksaray'da e, ben esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza teşekkür ediyorum. birçok çalışma yaparak oraya gönderiyorlar. Evet. Birçok sivil toplum kuruluşları bu konuda e, öne çıkıp çalışma yaparak Bahışladım oraya yani. bağışta bulunuyorlar. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman ordumuzun e, yanında olduğumuzu e, her belirtiyorlar. Ben de oraya gittiğimde e, oradaki yaptığımız görüşmelerde, Oradaki yerel basına hı hı. yaptığımız e, karşılıklı mülakatlarda, röportajlarda Aksaray'ımızın selamını getirdim. Evet, Aksaray'ı eden, ne güzel. Teşekkür ederiz. İlettim. E, onların da selamını alarak e, sizlere buraya Aksaray'ımıza getirdim. Aleyküm selamlar efendim. E, gerçekten e, teşekkür ediyoruz. Güzel açıklamalarda bulundunuz. Sevgili Başkanım kısa bir ara vereceğiz. Hı hı. Ee, sevgili seyirciler, Başkan Özel yayınımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet, e, çok sayıda soru ve e, yorum geldi. Tabii ki sorularınızı e, başkanıma iletmeye başlayacağım. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0542 683 0959. WhatsApp hattımız. Evet, e, Sayın Başkan, balıkçılar için... Bir projeniz var mı diye bir soru gelmiş. Ama hemen size söz verme, vermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili seyirciler sizden ricamız sorularınızı, öneri ve görüşlerinizi bildirirken lütfen adınızı, soyadınızı da belirtirseniz çok seviniriz, memnun oluruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Buyurun efendim. Evet, balıkçılarla ilgili zaten bizim seçim vaatlerimizde böyle bir projemiz vardı. Balıkçılarımızın daha güzel ve daha konforlu bir ortamda e, hizmetlerini sunabilmeleri maksadıyla e, hem alt katında balıklarını satabilecekleri, üst katında bir lokanta olarak kullanıp pişirdikleri balıkları da e, satabilecekleri bir nokta oluşturmayı planlıyorduk. Ve bu plan doğrultusunda da birkaç e, yerle ilgili e, düşüncemiz var. Bunlardan en uygunluğu, en... E, elverişli ve vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği bir yeri belirledi belirledikten sonra hı hı. projemiz zaten hazır. Hemen onu uygulamaya başlayacağız. Tabii şehrimiz büyüdü, gelişiyor. Diğer illere de baktığımız zaman o illerde de bu tip pazar alanlarının farklı bir noktada, farklı bir mekanda olduğunu e, bizler görüyoruz gittiğimiz gezilerde, yaptığımız ziyaretlerde. İnşallah Aksaray'ımıza da böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Böylelikle de hem balık satan e, esnaflarımız rahatlayacak hem de o bölgede yani şu anda balıkçılarımızın bulunduğu alanlar biliyorsunuz farklı noktalarda. Bunları bir yere toplamak vasıtasıyla da mevcuttaki esnaflarımızın kokudan dolayı bazı şikayetleri oluyordu, bazı e, istekleri oluyordu. Ee, onları da bu şekilde rahatlatmış olacak. Tabi kaldıracağız inşallah. Peki Sayın Başkan diğer bir soru ise ee, iyi akşamlar demiş. Ee, Efor'dan Makas Caddesi'ne kadar yol boyu apartman katları 8 veya 9 kat. Efor'dan 30 metrelik yol birleşimi dahil e, 5 kat ilerleyen zamanlarda kentsel dönüşüm projesiyle eski binalar için kat e, kat artırımı olacak mı diyor Evet, Seyircimiz. Evet. Böyle bir soru var. Böyle bir soru var. Şimdi e, sizlerin de bildiği gibi bizim aslında şehrimizin en güzel tarafı kat yüksekliklerinin çok fazla olmaması. Bu ne avantaj sağlıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok toplantıda ve bizlerle yaptığı özel toplantılarda üzerine basa basa söylediği şey şu oldu. Yatay şehirleşme evet. bizim kültürümüzde olan bir şey. Dikey yerleşme, dikey ilerleme bizde çok fazla yok. Bizim kültürümüzde yok. Bu bizim için önemli bir düstur. İkincisi de bazı mahallelerimiz gelişmesini daha rahat sağlayabilsin diye bir revizyon planımız var. Bunu inşallah ilk bölümde de söylemiştim. Revizyonla ilgili bir ihalemiz var. O ihalemiz tamamlandığı andan itibaren bir, bir buçuk sene içerisinde katları düşük olan bazı mahallelerimizin katlarını yükselteceğiz bu sözümüz var ve bu sözümüz üzerindeyiz. Yani iki katlı olan yer var, üç katlı olan yerlerimiz var, mahallelerimiz var. Oraya müteahhitlerimiz giremiyor. Ya da vatandaşlarımız oraya bir inşaat yapmak istese, belki çocuklarıyla beraber kalacağı bir ortam tam anlamıyla fiziki anlamda oluşmuyor. O maksatla bu çalışmamızdaki birinci düşündüğümüz kısım çok çok yüksek katlı binalar yapmayacağız Aksarayımızda. Uygun olan mahallelerimizle de ilgili revizyon imar planı ile beraber kat yüksekliklerini gerçekleştireceğiz. Hı hı. Bu da dediğim gibi bir süreçtir. Bu hemen bir etapta olmaz, bir anda olmaz. Bir, bir buçuk sene boyunca devam edecek bir altyapı çalışması olacak. Hı hı. Neden böyle uzun süren bir iş? Çünkü bir mahallede dönüşüm gerçekleştirirken yeşil alanına dikkat etmeniz lazım. Sosyal donatılarına dikkat etmeniz lazım. Bu alanları tam anlamıyla çıkarttıktan sonra... Katları yükseltebilirsiniz. Tabii altyapısını da bu arada kontrol edeceksiniz. Çünkü altyapısı bir süre sonra yükseldiği zaman katlar ne su istediğimiz düzeyde ulaşır. Yani hmm. bir süre sonra şöyle şikayetler gelmeye başlar. Çok yüksek verdiğiniz zaman su bu çıkıyor. sefer su çıkmıyor denmeye başlanır. Hmm. Ya da o kadar bina yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu verdiğiniz zaman kanalizasyon hattı taşınmamaya başlar. Hmm. Bunların hepsi bir e, külfettir. Hepsi bir... Dezavantajdır. Biz bunları avantajlı bir hale çevirip o bölgenin ve o mahallenin en uygun koşulu neyse bunun üzerine teknik elemanlarımız çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah bunu dediğim gibi ihale süreci şu anda devam ediyor. Bir sene bir buçuk sene içerisinde tamamlayarak Aksaray'la hemşehrilerimize bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Evet e, Sayın Başkan e, Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Başkanı ve 68 Görme engelliler Spor Kulübü Yöneticisi Ramazan'da İyi akşamlar dilemiş, ee, böyle bir program için teşekkür etmiş. Ee, bir soru daha var hemen onları. Ben size... de onlara teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi bizim e, burası Aksarayımız, Paralimpik Olimpiyatları dediğimiz ya da Paralimpik Çalışmalar dediğimiz engelli vatandaşlarımız için e, bulunmaz bir yer. Evet. Bunu e, Spor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde de e, sürekli beraber istişare ediyoruz. Türkiye'de bu çapta bu ölçekte en iyi illerden bir tanesi. Hatta birinci sıradayız diyebiliriz. Şimdi yakınlarda ziyaretim olmuştu. Olimpik havuzunda paralimpik anlamında olimpiyatlara hazırlanan gençlerimiz burada çalışmalarını yapıyorlar. Bu sadece orada değil. Futbol anlamında engellilerimizin yaptığı bütün sporları gelip Aksaray'ımızda eğitimlerini alıyorlar. Çalışmalarını yapıyorlar. Sonra da yurt dışındaki müsabakalara katılıyorlar. Ee, o nedenden dolayı onları destekliyoruz. Onların her zaman yanındayız. Ee, Somuncu Babamızın altında yeni bir e, merkez açtık sadece onlar için. Evet, Engelli Koordinasyon Merkezi aslında sorulardan sonra gelecek. Evet, ee, ben oraya... İsterseniz buradan devam edelim buradan ya da... Buradan söyleyebilirim. Engellilerimiz Buyurun. için yapmış olduğumuz o koordinasyon merkezinde şu anda KPS'ye e, memur olmak için sınava hazırlıklar yapılıyor ve bu maksatla da Derneklerimizle beraber e, ortaklaşa yaptığımız bazı faaliyetlerimiz var. Geçenlerde ziyaret ettim. E, bize hayır dualarını e, esirgemiyorlar sağ olsunlar. Evet, aslında e, engelli kamu seçme personeli sınavı 4 yılda bir yapılan bir evet. e, sınav ve engelli bireyler de 4 e, yılda bir yakalıyor bu şansı. Hı hı. Ve e, Somuncu Baba Külliyesi'nde hizmeti açtığınız hı hı. Engelli Koordinasyon Merkezi'nin ilk e, hizmeti de bu oldu sınava ücretsiz bir şekilde Hazırlanıyorlar. hazırlanıyor sınava katılmak isteyenler, girmek isteyenler. Sağ olsunlar Her hocalarımız çok da. anlamlı bir hizmet. orada ücretsiz, evet, ücretsiz bir şey gönüllü gibi. bir şekilde gönüllü derslerini veriyorlar. O gün gittiğimde matematik dersi vardı. Matematik dersiyle ilgili çocuklarımızı orada engelli kardeşlerimizi yetiştiriyorlar. Evet, şu anda bildiğim kadarıyla 25 engelli birey eee Evet. Engelli Koordinasyon Merkezi'nde, Merkezinde bu ücretsiz, ücretsiz hazırlık kursundan yararlanıyorlar. Hı hı. Eklemek istediğiniz başka bir şey var ya mı? Bizim için e, her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi engelliler bizim için çok önemli. Hı hı. E, kadınlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz bizim bunların her birine ayrı ayrı yapmış olduğumuz çalışmaların ötesinde engelli kardeşlerimizi biz hiçbir zaman unutmuyoruz. Onların şehirde daha rahat yaşayabilmesi. Daha rahat imkanlara kavuşabilmeleri için. Yolları ve kaldırımları Tabii da ki ona göre dizayn ettiğiniz ona... için de teşekkür de var aslında <laughs> notlarım arasında seyircilerimizden. Biliyorsunuz engelli şarj ünitesi yaptık. Evet. Şimdi bize şöyle bir talep gelmişti. Evimizde şarj ediyoruz fakat çarşıya çıktığımız zaman ya da belli bir noktaya ulaştığımız zaman şarjımız bitiyor ve biz sıkıntıya düşüyoruz. Hemen bu taleplerini yerine getirdik. E, evlerinde şarj ettikleri akülü araçlarını çarşıya getirdiklerinde ya da bizim dolum istasyonlarına getirdiklerinde orada şarj ederek tekrar Evler yollarına var, devam var, ediyorlar. Ve bunların tabii otobüslerimiz. Bunlar çok önemli. Evet. Otobüslerimizin hepsini yeniledik. Engellilere uyumlu hale getirdik. Onlar engelli araçlarıyla beraber otobüslerimize binebiliyorlar. Daha önce bu imkanlar yoktu. Bu imkanları tam kavuşamıyorlardı ama şu anda tamamen engellilere yönelik çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz her alanda devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Onların bizlerden talepleri olduğu sürece de devam edecek inşallah. Şimdi engelli bireylerimizden bahsetmişken aslında sevgili eşiniz Hasibe Yazgan Hanım efendiyi de anmadan geçmek istemiyorum. Ee, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekten çok an anlamlı Hı -hı. bir proje imza attılar. Türkiye genelinde e, gelinlik çağındaki evet. engelli genç kızlarımız, Hı -hı. Için, kızlarımız için temsili bir Kına gecesi düzenlediler e, ve biz de o akşam e, haber ekibimizle birlikte oradaydık ve çok duygusal Hı -hı. anlar yaşandı. E, kalbe dokunan hizmetler yapıyorsunuz. Hı -hı. Bunun için hem hanımefendiye hem size tekrar teşekkür edelim. E, evet e, aslında asfaltlarla ilgili e, sorular var Sayın Başkan. Cevap verelim. Hemen şöyle... E, Evet, e, muhtar azası Şahin Öz bize ulaşmış. Yine Bursa'dan bir izleyicimiz, Hı -hı. Aksaraylı bir izleyicimiz bize Bursa'da oturuyormuş ve Aksaraylı olduğunu belirtmiş. E, şimdi muhtar azamız Şahin Öz, e, başkanım neden hürriyetin mahalle araları asfaltlanmıyor demiş. Hı -hı. Ve Bursa'daki Aksaraylı hemşerimiz de Kurtuluş Mahallesi ile ilgili imar çalışmanız olacak mı Hı -hı. diye bir soru yöneltmiş. Evet. Buyurun. Bunlara cevap verin. Şimdi sizler de bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimiz andan itibaren önce kenar mahallelerimizden hı hı. başladık asfalt yapmaya. Neden? Çünkü en büyük talep oradan geliyordu. Dediler ki bizi ayağımızı çamurdan kurtar, bizi bu noktada rahatlat. Biz hemen çalışmalara başladık. Hürriyet Mahallesi'nde şöyle bir durum vardı. Ana yolda yol üzerinde evler vardı ve bunların kamulaştırılması gerekiyordu. Yaklaşık 13-14 tane ev. Hı hı. Bunların kamulaştırılması daha sonra yıkılması, sonra altyapının yapılıp üzerine Hı. asfaltın atılması bir süreç aldı. Biz bu süreci devam edeceğiz. Yani burada bitmiş diye bir şey yok. Ama yine ara yollarda da, aralarda kalan kısımlarda da altyapımızın eksik olduğu bazı noktalar var. Ya da yenileyeceğimiz bazı boru sistemleri var. Çünkü orada bildiğiniz gibi bir kart düzenlemesi de yapmayı planlıyoruz. Hı. O kat düzenlemesine göre yeni bir e, dizayn yapmamız gerekiyor. Bunları eş zamanda gerçekleştireceğiz. bu altyapı çalışmaları tamamlandığı andan itibaren tertemiz sıfır e, kilometre asfalta onlar kavuşacak gelelim şehir içerisine kenarları toparladıktan sonra bu sene özellikle e, şehir merkezinde asfaltlanmadık yer kalmayacak hı hı. şehir Merkezi Çünkü birçok noktada gerek kış geçen senenin kış koşulları e, ton ağır tonajlı araçların geçmesi ve bazı sebeplerden dolayı Belli yerlerde çökmeler ve çatlamalar oluştu. Biz bunları yüzeyini tekrar sıyırarak ve güzel bir e, altyapısını sererek ve asfalt atmak suretiyle de e, daha modern, daha güzel, e, daha konforlu bir yola ulaşacağız. Hı hı. Ama bu seneki planımız şehir merkezinden başlayarak. Yine eksik kalan kısımlarımızı da etap etap tamamlayacağız. Havanın ısınmasını bekliyorum. Hı hı. Hava şartları çünkü asfalt atmak için çok önemli. Soğuk ortamda attığınız zaman e, atacağınız zeminle e, sıcak asfalt eğer birbirleriyle tam yapışmazsa, tam uyuş göz, uyuşma göstermezse bir süre sonra asfalt atmaya başlıyor. Bunu önlemek maksadıyla havanın en iyi uygun olduğu ortamda Allah nasip ederse asfalt atmaya hemen başlayacağız. Aslında fen işleri ekipleri de... E... Asfalt sezonuna ara vermedi diyebiliriz. Yani, yani evet. haber bültenlerinden e, aktardığımız kadarıyla e, fen işleri ekipleri sürekli sahada Hı -hı. ve e, belirttiğiniz çökme olan yerlerde ya da işte bozulan Tabii, alanlarda yamalar... onarım ve yama Hı -hı. çalışması Hı -hı. yapıyor. Hı -hı. E, asfalt sezonu açılana kadar Hı -hı. bunu da belirtelim, Hı -hı. eklemiş olalım. Kurtuluş ee, mahallesi ilgili. Evet buyurun. E, orada dediğim gibi revizyon imar planı Hı -hı. ile beraber değerlendireceğimiz mahallelerden bir tanesi. O dediğim gibi bir bir buçuk sene sürecek bir çalışma İnşallah orayla ilgili de bir faaliyetimiz olacak. Peki ee, yine bir seyircimiz e, Toki 7. etap bölgesindeki içme suyu Hı -hı. çalışmalarını aşamada diye. Ha, bir onu soru da söyleyeyim. Gelmiş. Şimdi sizler de bildiğiniz gibi aslında su projesini bir başka programda daha detaylı evet, e, görselleriyle beraber daha Hı -hı. iyi anla, e, anlatalım diye onu daha sonra aktaracağım ama burada soru geldiği için kısaca bahsedeyim. Sizlerin de bildiği gibi su en büyük projelerimizden bir tanesi. DS ile beraber ortaklaşa yaptığımız 6 tane su kuyumuzdan sularımızı bulduk ve bunların iletim safhası devam ediyor. Bununla beraber 8 tane su deposu ile beraber terfi istasyonlarını yükseltmek yoluyla da bu katların yüksek olduğu, özellikle o TOKİ 7. etaplarda, diğer o bölgeye yakın yerlerde suyun az gittiği ve yavaş gittiği yerlerde Bizler depolarımızı yükseltmek suretiyle yeni terfi istasyonları yapmak suretiyle oraları daha konforlu bir hale getireceğiz. Yani suyu daha rahat kullanabilecekleri bir noktaya getireceğiz. Şu anda çalışma devam ediyor. Her bakımdan yoğun bir şekilde Sayın Bakanımızın Veysel Eroğlu'nun Aksaray'ımızda gelip yaptığı açıklamada inşallah yazın sonuna doğru Mart ayının gelecek Mart ayının inşallah içerisinde bu projeyi tamamlayıp artık içilebilecek kalitede bir suyu çeşmelerimizden akıtmayı evet, hedefliyoruz. E, aslında e, basın mensuplarına düzenlediğiniz basın hı. turunda e, 2019 diye tarih vermiştiniz ve hatırlatacaktım size ama e, kısaca, kısaca değinmiş olalım. Ama dediğim gibi detaylı bir şeyi başka bir programa özel aktaralım inşallah. Tabii ki. Özel bir program inşallah. yapacağız tamam. zaten öncelikli sorunumuz hı hı, su hı. ve bunun için sadece su projesiyle ilgili bir program Tabii. çıkartacağız inşallah sizin de katılımınızla. Hı hı. E, peki e, bir meslektaşımız bize ulaşmış. Hayırlı yayınlar başkanım ben Ortaköy ilçesinden Muhammed Tekin demiş. Ee, i̇yi ki başımızdasınız. Aksaray Markaşehir yolunda ilerliyor diye Allah razı olsun. E, sevgilerini iletmiş size. Biz de ona sevgilerimizi iletiyoruz. Evet e, alt geçitin üzerindeki bariyerlerin boyunun kısa olduğunu düşünüyoruz. E, çocukların güvenliği için o bariyerlerin yükseltilmesi gerekli diye Hı -hı. düşünüyoruz demiş bir seyircimiz bununla ilgili bir çalışma evet, olabilir. Bana mi? geldi, bana geldi böyle bir talep. Ee, normalde standartlarda yapılan bir çalışma. Evet. Çünkü ihaleye çıkarken standartlara göre yapılmıştı. Ama tabii ki böyle bir talep bizim için önemlidir. Değerlendiririz. Gerekli yerlerde gerekli düzeltmeler yaparız. Evet, e, Sayın Başkan e, Efor Alt Geçit'teki göbekle ilgili hmm. bir öneri var. Evet. Hemen e, seyircilerimizden size iletelim. İyi yayınlar, Sayın Başkanımıza başarılar diliyoruz teşekkür demiş ederiz. arkadaşlarımız. Biz 68 Aksaraylıyız. Facebook sayfası olarak Efor Kavşan'daki göbeğe dev Türk bayrağı dikilmesini istiyoruz. Ben önce bu Facebook <laughs> sayfamıza teşekkür ediyorum. Bizleri <laughs> takip ediyorlar, Evet. E, bizleri destekliyorlar o bakımdan. Kendilerine buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Yaptığımız projeleri, e, onaylamaları, hı hı. kendi sayfalarında paylaşmaları bizleri çok mutlu ediyor. Onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Onların önerileri bizim için bir e, değerdir, önemlidir. E, bu, biz de zaten öyle bir şey düşünüyoruz. Hı hı. Yani belki e, projenin içerisinde... sürprizin büyüsünü <laughs> mü kaçırdık diyelim Sayın Başkanım? Yani yakalamışlar <laughs> öyle söyleyeyim. Evet. Güzel bir çalışma olacak inşallah orada. Ne güzel. Evet, aslında sosyal ve kültürel etkinliklerde gerçekten artık Aksaray bir sanat ve kültür şehri Kesinlikle. olma yolunda ilerliyor ama şimdi öğrencilerden bir serzeniş var Buyurun. efendim önümüz önümdeki hı hı. yorumlardan. bir grup öğrenci arkadaşımız biz öğrenciler için çok az sosyal aktivite ve birlikte yapabileceğimiz etkinlik var. Lütfen bunu belediye başkanımıza iletir <laughs> misiniz demişler. Aslında evet e, Çocuklar için tiyatro gösterimleri, sinema, film gösterimleri, işte haydi konuş bakalım oh. münazara lise yarışması gerçekten çok büyük heyecanlara ve finallere sahne olan bir yarışma. Birçok etkinlik var ama öğrencilerimiz yine de az buluyor. Demek Buyurun. ki daha fazla yapmamız daha lazım. Fazla, Burada evet. ne anlaşılıyor? Ben önce öğrenci kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Ee, onlar yeter ki istesinler biz daha da güzel şeyleri geliştirmek isteriz. Tabii e, aslında benim çok çok büyük projelerim var. Büyük hmm. festivaller planlıyorum, büyük şeyler yapmak istiyorum. Konserler, gösteriler hmm. ama sizlerin de bildiği gibi Afrin'de e, Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şehitlerimiz geliyor. Tabii ki bu şehitlerimizin geldiği bir ortamda da e, çok fazla bu tür şeyleri yapamıyoruz. Bunu hmm. yapamadığımız için de ee, ben özür diliyorum ama tabii ki şartlar bunu gerektirdiği için Taka. gerçekleştiremiyoruz. Ama şunu söyleyeyim çok kısa bir zamanda e, gençlik festivalimiz olacak. Evet hemen gençlik festivali 4-6 Mayıs'ta başlıyor. Buradan hı hı. gençlerimize bunu Buyur hatırlatalım. ]alım. Yine e, kitap fuarı bu yıl ikinci kez kes kapılarını açacak evet. ve 20-29 Nisan tarihleri arasında çok yakın bir tarihte. E, buyurun. Tabii şimdi sizin dediğiniz gibi bizim şimdi her ay bir bültenimiz var. Bültenimizi hı hı. takip ederse inşallah evet. gençlerimiz bir kere ay bir ay boyunca en az dört sefer tiyatromuz geliyor. Hı hı. Sonra çocuklarımız için sinema gösterileri oluyor. Çocuklarımız için yine yapmış olduğumuz çok güzel tiyatro faaliyetleri etkinlikler var. Ama bunlar bir arada birlikte paylaşabilecekleri yeni projeler istiyorlarsa ben aslında bu projede bir parkımızın içerisinde. Değerlendirmeyi planlıyorum. Yapacağımız projelerin birkaç tanesinde bunu özellikle hı hı. E, öne aldım. Önemsiyorum da çünkü. Orada e, bu çok farklı faaliyetlerin bir arada yapıldığı güzel mekanlar ortaya çıkartacağız. Şimdi, e, Sayın Başkanım, genç arkadaşlarımız buna değinmişken aslında kısa da e, hatırlatmalar yapalım. E, KYK yurtlarını ziyaret ediyorsunuz. Evet, Üniversite öğrencileriyle hı hı. bir araya geliyorsunuz. Yine 15 günde bir liseli öğrencilerle... Hı hı. Bir araya Bugün bile oradaydım. Ve yine hmm. 15 günde bir yazarlar Buluşuyor. ilimize geliyor Tabii ve ki. konferanslar Tabii veriyor ki. öğrencilerimiz için. Lise dengi öğrencileri için Hı. özellikle. Yine atladığımız varsa hatırla, hatırlatın lütfen. Ee, Bizim şimdi okuma grubumuz var sizler de bildiğiniz evet, gibi. O... Okuma grubunda e, çok önemli yazarlarımız hı hı. belli aralıklarla aksarayımıza geliyorlar. Ektebinde Anadolu Mektebi'nde evet. okuma grubunda Anadolu Mektebi'ndeki gençlerimize hem e, kültürel anlamda hem de okumuş oldukları kitaplarla ilgili karşılıklı sohbetler oluyor. Bu çok önemli bir gelişme. Onun dışında e, yapılan Haydi konuş bakalım ki benim çok önemsediğim, çok değer verdiğim bir çalışma. Gençlerimizin kendilerini ifade tarzı, bir konuya hakimiyetleri, bir konuyu kırmadan dökmeden tartışabilme becerisi o kadar yüksek ki, o kadar güzel ki, ben o gençlerimizin her programına katılıyorum evet. ve katıldıkça da diyorum ki sizler vesilesiyle benim umudum artıyor, evet. gelecekle ilgili umudum çok daha yükseliyor. Allah nasip ederse buralar sizlerin, buraları sizlere devredeceğiz. Ve devrettiğimiz gençlerimiz öyle gümbür gümbür yetişiyor, öyle güzel yetişiyor ki bunu hiçbir zaman bozmayın. Dileğimizden ne isterseniz biz bunu yapmaya hazırız. Daha da güzel projelerle, daha da farklı etkinliklerle inşallah geliştireceğiz. Evet aslında okulları da ziyaret ediyorsunuz hem ilkokulları hem liseleri. Tabii aslında ki. sürekli gençler ve çocuklarla içeceksiniz. Ya benim en mutlu olduğum an. Sinema ee... gösterimlerinde çocuklarla birlikte çocuk filmi de Vaktim izliyorsunuz. Vaktim olsa samimiyetimle evet. söylüyorum o çizgi filmler özellikle baştan sona kadar seyredeceğim. <laughs> Çünkü animasyonlar ve yapılan filmler gerçekten çok güzel. Evet. Onlara mutlaka katılıyorum. Çocuklarla ve gençlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Yani onların o enerjisini almak. O enerjisi, o enerjiyle e, görevimin başına dönmek ve daha büyük, daha da çok iş yapmak enerji. E, müthiş bir enerji veriyor. Ben onlara teşekkür Şöyle ediyorum. Şöyle Aksaray Belediyesi bünyesinde aslında bir de çocuk korosu kuruldu ve 29 Mart'ta bir <laughs> İnşallah. konserleri var. Evet. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. olalım. Hem de korodaki çocuklarımıza sevgilerimizi iletmiş gönderelim. olalım. Evet e, yine Kafeler Caddesi ile ilgili bir soru gelmiş Hı -hı. efendim. Şöyle hemen aktarayım size. E, Kafeler Caddesi öğrencilerin gözdesi bir mekan, e, mekan, cadde. Hı. Buranın yolları ve orta revüşü daha modernize edilebilir mi? Hemen diyor. söyleyeyim edilecek. Öyle mi? Bu kadar desem yeter. Terbiye verelim. <laughs> Aslı, hava sınırsız. Havalar, evet mevsim şartları <laughs> evet. diyorsunuz. Ama çok güzel olacak ee, orası. Evet yurt dışından bir izleyicimiz bize ulaşmış güzel. Sayın Başkanım. Yurt dışından selamlar belediye başkanımıza sunmak istediğimiz projelerimiz var Oo, demiş izleyicimiz. Acaba yazın geldiğimizde tanıtma fırsatımız olabilir mi? Başımın Kendisini üstünde. ziyaret etmek Oo, istiyoruz diye Çok mutlu diye oluruz. Evet efendim e, Türkiye'ye geldiğinizde memleketinize geldiğinizde başkanımız sizi bekliyor olacak. Peki e, Laleli Mahallesi ile ilgili bir soru var. Hı hı. Hemen böyle aslında o kadar çok soru ve yorum geliyor ki ben hızlı hızlı geçmek Şş, istiyorum. Evet tabii buyurun. Evet İbrahim Özel Anaokulundan e, sonraki yolu ne zaman tamamlayacaksınız diye soruluyor. Hı. Şöyle e, Laleli Mahallesi. Şimdi şöyle tabii bizim e, yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu öncelikliyoruz. Diyoruz hı. ki o bölgede o mahallede bulunan vatandaşlarımızın taleplerini bizler alıyoruz. Bu talepler doğrultusunda yapacağımız program dahilinde yerleştiriyoruz. Yani bir programa koymak zorundayız. Çünkü 48 mahalle var ve hakim olduğumuz alan 800 kilometre. Yani şehrin içerisinde 800 kilometre yolumuz var. Biz bu yolların tekrar revize edilmesi, bazı yeni yollar açılması, yeni açılan yolların altyapısının yapılması, asfaltın atılması. Şunu samimiyetimle söylüyorum. Belediye bütçesinin büyük bir çoğunluğu asfalta gidiyor, hı hı. altyapıya gidiyor. Hı hı. Ki bunlar bize yeni yeni yollar açılması, açılan mevcut yolların da daha büyük rehabilite edilmesiyle ilgili yatırımlardır bunlar. Bu tür talepleri de önce değerlendiriyoruz, bir takvime bağlıyoruz, o takvimde doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Planlama tabii, tabii. çalışmalar yani devam ediyor. Hiç merak etmesinler. Peki bir izleyicimiz de e, Japon pazarının arka... Hı hı. Bölümü, bölgesi, çevresi Hı -hı. ne zaman temizlenecek diye bir soru iletmiş, saygılarını da iletmiş. Şimdi ben orada kentsel dönüşüm projesi uygulayacağım. Bu kentsel dönüşüm projesi şehrimizde özellikle e, Hamidiye mahallemiz, Zincirli mahallemiz, Dere mahallemiz, bu mahallelerimiz benim e, öncelikli yap yapacağım yerler. E, bu yerlerle ilgili biz bir üniversitemizde e, çok değerli bir profesörümüzle karşılıklı bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma doğrultusunda da e, onların bizlere vereceği bir takvim doğrultusunda önce ikili görüşmeler başlayacak. Bu ikili görüşmelerle beraber biz ya yerinde dönüşüm yapacağız. Yani o binaları tamamen yıkıp yerine yeni binalar yapacağız. Ya da onları bir başka noktaya taşımak suretiyle oraları park ya da yeşil alana çevireceğiz. Şimdi biz bunun üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine bir değerlendirme yapıyoruz. Ama takdir edersiniz ki bu hemen olacak. yarın bir gün olacak bir şey değil. Çünkü bu çok hassas bir konu. Vatandaşlarımızı üzmeden, kırmadan, e, yanlış bir noktaya geçmeden, e, üzerine çok çok titizlikle durarak yapacağımız bir çalışma. Ama bu çalışmalar e, yaz itibariyle yavaş yavaş başlayacak. Ama dönüşüm ne zaman olur derseniz bu rahat bir, bir buçuk iki seneyi bulur. Evet e, Sayın Başkan... Şimdi Kemal Cağlı diye bir izleyicimiz hı hı. ulaşmış bizlere. Ee, Hacılar Harmanı mahallesinde ikamet ettiğini hı hı. söylemiş ve e, buradaki göçmenlerden hı hı. şikayetçi, işte mahalledeki... E, mahalleyi kirlettiklerini hı hı. ve işte mahalle e, sakinlerine sıkıntılar verdiklerini dile getirmiş. Ben size özetliyorum. Hı hı. Aslında çok uzun bir hı hı hı. E, mesaj iletmiş bize. Tabii biz bunları tekrar bununla detaylı alacağız. Bununla ilgili bir iş işte aslında metruk binaların e, yıkımları sürekli onu zaten sürüyor. yapıyoruz. O ayrı Sürekli bir konu var. Özellikle bununla ilgili bir e, çalışma var mı? Şimdi orada gelen soruyor. en büyük talep şu. At arabaları talebi. Evet. At arabaları talebiyle ilgili biz daha önce bir çalışma yapıldı at arabaları toplandı, belli bir miktar ücret ödendi ve daha sonra yapılmamasını söyledik. Ama ilerleyen süreçte bunlar tekrar gün yüzüne çıktı. Bizim şu anda bir projemiz daha var. Yeniden onlardan at arabalarını toplayacağız. Belli bir miktar ücret vereceğiz ama bu sefer bunu tekrar yapmamaları için biraz yaptırım uygulayacağız. Evet. Yani bunu sayın valimizle de emniyet müdürümüzle de görüştüm. Onlar da bu konuda hem fikirler, Onlarla beraber ortak çalışarak ee, yeniden bir kere daha onlara belli bir miktar ödeme yapıp at arabalarını elinden alıp e, daha sonra da e, bu işi bir daha yapmamalarını sağlayacağız. E, bir başka noktada. da Biraz da bizlere de görev düşüyor aslında öyle ya sanırım. Evet. Yani her şeyi devletten beklememek gerekir diye bir şey var. Hani her şeyi de belediyeden beklememek <laughs> gerekir diyelim buradan. <laughs> yani bir biraz da öyle oluyor aslında. Yani evet. her şey bizden değil. E, tabii ki bizler çok şey yapmak Biz, zorundayız. Her şeyi yapacağız ama de düşen duyarlı olmakta var. E, ben e, yarar olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, mesela geçenlerde bir yere uğradım, bir kahveyi ziyaret ettiğimde bir amca dedi ki ya ben yurt dışındaydım. Her taraf tertemiz, mis gibi, derli toplu. Fakat buraya geldiğimde insanlar yere çöp atıyor, şunu yapıyor. Hı. Ben dedim ki ona ya, ben dedim herkesin arkasında birini takamam. Evet. Benim temizlik personel sayım belli, temizleyeceğim alan belli. Ama sizler uyarırsanız en azından sizlerden utandığından o işi yapamaz. Götürür çöp tenekesine atar bunu. Ben zaten bunu yapıyorum dedi. Ve ben uyarıyorum dedi. Ve utandıkları için bunu yapıyor. Ben dedi... Yanındakilere söylüyorum bunu sana değil dedi <laughs> evet. ben de dedim ki Allah senden razı sana olsun söylüyorum, gerçekten öyle. Işit, öyle Allah sana. razı olsun amca dedim yani bizler duyarlı olursak inanın evet. samimiyetimle söylüyorum hem sokaklarımız pırıl pırıl olur hem kaldırımlarımız sadece yayalara kalır biz biliyorsunuz bir çalışma başlattık evet. kaldırımlar aslı, yayalarındır lütfen oralara işgal etmeyin. Ve bununla ilgili de çok ciddi ve olumlu geri dönüşler aldık evet. ve bunun da yaptırımına devam edeceğiz. Bunu yapacağız çünkü engellilerimiz var, bebek arabasını taşıyan hanımlar var, ee, yaşlılarımız var Bakalım. ve bunlar bu ortamları kullanmak istiyorlar. Doğal olarak onların ortamı ama ürünlerini dışarı çıkartıp yaya geçidini engelleyecek şekilde bir çalışma yani yayanın geçişini engelleyecek şekilde yaparsan o zaman cezayı hak edersin. Evet, ama benim İşler dileğim değil. şu, ben hiçbir zaman onu e, tahsip etmiyorum. Ceza yöntemiyle değil, tamamen bunun doğru olduğuna inanıp, kardeşim biz doğru söylüyor e, vatandaşlarımız, biz çekelim daha rahat yürüsünler. Ve samimiyetimle söylüyorum, biz bir anket yaptık. Anketimizde şunu gördük. Dışarıya malzeme koyanlar öyle çok fazla alışveriş yapıldığını sanıyorlar ama tam tersi. Daha değerli toplu, vitrini daha düzgün, daha iyi olanlar daha çok alışveriş yapılıyor. Daha çok insanlarımız giriş, giriş çıkış yapıyor o dükkanlara ve biz bunun üzerinde de duracağız. Ama vatandaşlarımızın da duyarlı olması bizi mutlu eder. Peki Sayın Başkan Somuncu Baba Mahallesi'nde bulunan evlerin ile ilgili bir soru gelmiş bir izleyicimizden. İzleyicilerimizden de aslında ad ve soyadlarını belirtmeyi rica Ben O mahallenin e, genel tapular sorunu Tapular ne zaman verilecek diye Hı -hı. sormuş izleyicimiz Somuncu Baba Mahallesi'nde. Şimdi e, belediyemiz olarak çok iyi bir çalışma yapıyoruz. E, gerçekten de teknik elemanlarıma ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Birçok mahallemizde bu tapu ile ilgili sorunları çözerek gidiyoruz. Ve e, en son birkaç tane mahallemiz var. Onları da toparlayarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. O da ileriki e, zamanlarda inşallah tamamlanacak ve tapularını alacaklar. Fakat bazı uygulamalar var. E, Muhtarımızla da yapmış olduğumuz görüşmelerde bir 18 uygulaması ile ilgili yerinde bazı alanların yola gittiğini, bazı binaların yol üstünde kaldığı ve altyapı yapılacak kısımlarında e, bazı engellerle karşılaştığımızı gördüğümüz için orada bir toparlama yapmamız gerekiyor. Yani orası biraz detaylı çalışmanın ihtiyaç duyulduğu bir mahalle. Bu mahalle ile ilgili inşallah önümüzdeki e, aylarda bir çalışma yaparak gerekli bilgileri e, sevgili evet, vatandaşlarımıza evet, duyuracağız. Evet yine bir izleyicimiz Kurtuluş Mahallesi Bahçeli'deki evlerin durumu imar e, Durumuna hı hı. imar gelecek mi demiş? Yeşil alan ve park ilan edilmiş yerlerden imar geçecek mi diye bir soru yöneltmiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Hı. Tabii belediyemizin 18 uygulaması tamamlanmış durumda ve birçok yerde birçok noktada da bunlar bitti. Ama hı. revizyon imar planı ile beraber gerçekleştireceğimiz yeni düzenlemeler var. Bu düzenlemenin içerisinde katların yükselmesiyle beraber yeşil alanların ve sosyal donatıların hangi noktalarda kümeleneceği, hangi noktalarda yeni çalışmalar yapılacağı tekrar belirlenecek. Hı hı. Bu mahallemizle ilgili zaten muhtarlarımızla hı hı. ve oradaki vatandaşlarımızla da belli zamanlarda yapmış olduğumuz görüşmelerde bunları kendilerine aktardık, aktarmaya devam ediyoruz. Ee, ama dediğim gibi bu bir süreçtir, hemen olacak bir şey değil. Ee, bu süreç içerisinde en uygun çözüm neyse, yapılabilecek en doğru çalışma neyse inşallah onu gerçekleştirerek, Onları o noktada rahatlatacağız. Peki e, Ahmet Gümüşsoy izleyicimiz Hı -hı. bizlere ulaşmış ve Piri Mehmet Paşa Alt Geçit Güzergahında yaya geçidi olacak mı diye bir soru sormuş. Şimdi aslında e, şunu söylemek istiyorum: Büyük şehri birçoğumuz gördü, yani Ankara'dır, İstanbul'dur, İzmir'dir ya da başka <laughs> büyük şehirler. Büyük şehirlerde alt geçitin olduğu yerlerde öyle her istediğiniz noktadan geçiş yapamazsınız. Hı -hı. Bir kere bunu baştan ha, söylemek ben, istiyorum yaya e, kurallarını ihlal edenlere yaya trafik yaya cezası, trafik cezası bile şehirlerde. var. Şimdi o şehirleri gördükten sonra, o yerleri gördükten sonra buraya dönüp şunu artık bir kararına vermek zorundayız. Karar vermek zorundayız. Biz büyük şehir miyiz? Biz büyük şehir olmaya aday mıyız? Biz bu noktada ilerliyor muyuz? Ben şunu canı yürekten söylüyorum. Evet, biz bir büyük şehiriz. Büyük şehir olabilecek bütün vasıflar bizim Aksaray'ımızda var. Hem esnaflarımız anlamında var, hem vatandaşlarımız anlamında var. Her noktada birçok ilden çok çok öndeyiz. Bizim çapta bulunan birçok ilden çok çok öndeyiz. Biz madem öndeyiz, madem çok güzel şeylere layıkız, o zaman bizler bazı kurallara uymak zorundayız. Ben yaya geçidi konusunda da, araç park edilmesi konusunda da özellikle iki noktayı üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, bu araç parkı konusu. Çok Şimdi önemli. herkes dörtlüğü yaktığı zaman her istediği yerde duracağını sanıyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir yapı da yok. Hiçbir yerde, hiçbir mekanda sen arabanın dörtlüsünü yakarak o yeri işgal edemezsin. Bu oradaki hem araç geçişini engellersin hem de oradaki trafik akışını rahatsız edersin. Bir de her istediğin yere, her istediğin şekilde arabayı park edemezsin. Bu da yanlış. Bu da doğru değil. Niye? Çünkü oradan geçen araçlar hem trafiğin tıkanmasına sebebiyet veriyorsun hem de orada yanlış parklanmadan dolayı daraltıyorsun yolu. Bunların hepsi sıkıntı. Gelirsek sorumuzun cevabına kusura bakmayın her yerden geçemezsiniz. Orada ortada bir göbek var. Biraz yürünecek ve ortadaki göbekten geçilecek. Ama ben yolun istediğim noktasından geçen dersi geçerim derseniz o zaman bir aracın size gelip çarpmasını da Göz olursunuz. Bunu lütfen bu şekilde yapmayalım. Biz burada bir şehir olduğumuzu, büyük bir şehir olduğumuzun lütfen bilincine varalım. Geçilmesi gereken yerden geçelim. Biz orada bakın ortaya bir göbek koyduk. Yakında asfaltı attıktan sonra ben şeritleri de orada çizeceğim, işaretleyeceğim. O şeritlerden, o işaretlediğimiz yerlerden geçmezseniz, Bakın kazaya sebebiyet verirsiniz. Allah korusun can ve mal kaybına sebebiyet verebilirsiniz. Biz burada şunu artık bitirmemiz lazım. Biz köyde yaşamıyoruz. Biz ilçede de yaşamıyoruz. Biz büyük bir şehirde yaşıyoruz. Biz Aksaray'da yaşıyoruz. Buna inanmaya başladığımız andan itibaren ona göre değiştireceğiz. Yani Şöyle düşünün, Ankara'da hangi alt geçidin sağında, solunda insanların karşıdan karşıya geçerken Kesinlikle, görüyorsunuz? <laughs> öyle mümkün değil. Yok. Ne yapıyor? Alt geçidin üst noktasındaki göbek kısmından karşıdan karşıya geçiyor. Evet. Doğrusu o. Doğru. Ama ben her istediğim noktadan geçerim dersen, bu olmaz. O doğru değil. Peki bu şekilde cevaplamış mı? Böyle. Olan. E şöyle hemen Bircan Boran adlı bir din seyircimiz hı hı. bize ulaşmış. Sanayi dükkanları için göstermiş olduğunuz fedakarlık için teşekkür ederim. Siz olmasaydınız dükkan sahibi olamayacaktık demiş. Allah onlardan razı olsun. Onların hayır duası için ben buradayım. Onlar yeter ki oralara geçsinler. Bize sadece dua etsinler. Biz ona talibiz. Evet, Eyüp Ünal Ankara Sincan'dan çalışmalarınızı takip ediyorum. Gayet güzel çalışmalarla Aksaray'ın gelişmesine katkı sağladınız. Yine Japon pazarı arkasındaki binalarla ilgili az önce bahsetmiştim. E, soru sormuş ama biraz önce Hı -hı. cevabını vermiştiniz. Yine Kargın köyünden Serap Bozdağ Hanımefendi bize ulaşmış. Başkanım çocuklarım sizi çok seviyor ve takip <laughs> ediyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim diye böyle onların öyle, sevgi e, dolu bir mesaj onların Gözlerinden göndermiş. yapıyorum. E, onları çok seviyorum. Çocuklarımızı çok seviyorum. Evet. Yani her biri e, benim için çok değerli, pırlanta gibi. Geleceğimiz onlara emanet. Hı hı. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Ne istiyorlarsa, ne türlü sıkıntıları varsa hı hı. bilsinler ki belediye başkanları yanında. Evet, e, sevgili seyirciler sorularınızı e, göndermeye devam edin lütfen görüşlerinizi, önerilerinizi. Yine WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0542 683 0959 WhatsApp hattımız bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, aslında çok sayıda mesaj geliyor ama e, hepsini tabii ki size... Olabilir birkaç sorusu. tane daha soru alabiliriz. E, şöyle bir ara verelim. Tamam. Değinmek istediğimiz tamam, konular aslında. Tamam o konulara var değinelim. Aslında. Hı -hı. Daha sonra yine e, sorularımızı size Hı -hı. aktaracağız. Yine mesajlarımızı size ileteceğiz. Evet... E, aslında şöyle başlamak istiyorum. Şimdi beyefendilerin bizde bir erkek merkezi istiyoruz. serzenişleriyle <laughs> evet. kadın koordinasyon evet. merkezlerine değinmek istiyoruz efendim. <laughs> Fatih mahallesinde gerçekten hmm. Çok Beş güzel oldu. yıldızlı otel Gerçekten. konforunda yüzme havuzundan spor kompleksine yani sayamayacağım. Evet. Gerçekten aradığımız her şey orada. Kadınlar için her şey orada. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi yine Aksaray'da bir ilk bir Alaca ve Hamidiye Mahallesi'nde evet. Veci, Veci Hatun Kadın evet. Aktivite Merkezi bildiğim kadarıyla da eski belediye başkanlık binasını evet, evet. yenileyerek kadınların hizmetine sundunuz o mahallede ve hizmete girdi, açıldı. Ve tabii ki e, Toki bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci Kadın Aktivite evet, Merkezinin evet. şu an adı belli değil bildiğim kadarıyla. İnşallah ama, belirleyeceğiz. E, daha i̇nşallah daha belli e, temeli atıldı Hı -hı. Toki'de Hı -hı. şu an yükseliyor evet. inşaat devam ediyor. E, kadın Aktivite Merkezlerimiz e, gerçekten kadınlarımıza her alanda yani sağlığından eğitimine sosyal yaşamına kadar her yönde destek sağlıyor. Yine e, Sevgili hanımefendi evet. Hasibe Yazgı'yı anmak istiyorum. Kendisi de e, çalışmalara destek veriyor. Yine Kadın Koordinasyon Merkezi'nde Onlar Sizi Bekliyor kampanyası hı hı. var. E, bunun dışında yine gelinlik, nişanlık e, çalışmaları var. Yani e, maddi durumu hı hı. olmayan, evlenmek isteyen çiftler Kadın Koordinasyon Merkezi'ne giderek orada nişanlığını, abiyesini, ayakkabısını kadar her alıp şey mi, çıkabiliyor. Her şey e, sayısız çalışma var. E, mahalleleri geziyorsunuz, hı hı. Gıda yardımları tabii ki. ve tabii ki alışveriş kartı Hı -hı. hizmetiniz var. Biraz kadın aktivite merkezinden bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Bir de erkek aktivite merkezi <laughs> düşünüyor musunuz diye birazcık evet. da sohbetinizi neşelendirmek istiyorum. Evet, Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bizim için tabii kadın çok önemli. Neden? Çünkü ailenin çekirdeği kadınla başlıyor. Hı -hı. Ve ilk eğitimimizi bizler hep annelerimizden aldık. Annelerimiz bize öğretti. Dolayısıyla bizler annemizi, annelerimizi ve anne adaylarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu gençlerimizden başlayarak gelişen bir süreç. Aynı zamanda kadınlarımızın da e, sosyal anlamda hayata daha iyi katılabilmeleri için birçok aktiviteleri yerinde ve daha güzel bir ortamda yapmaları gerekiyor. Bizim göreve başladığımız ilk zamanlarda bir akmek binamız vardı ve orada hanımlarımız için e, el sanatları. Farklı uğraşılarla ilgili birçok derslikler devam ediyordu. Geldiğimizde dedik ki bunun sayısını onlardan gelecek talepler doğrusunda arttıralım. Şu anda 60'ın 70'in üzerinde farklı alanlarda kurslarımız var. Bu ahşap boyamadan tutun da yağlı boyamaya kadar... Çin'iye kadar, cam füzyona kadar birçok noktada değerler, tabii kadar ki ona varıncaya da, kadar evet. her alanda hangi alanda neyi istiyorlarsa kullanım kursu, e, yani sayamayacağımız belki evet, de birçok alanda e, onların hizmetine sunuyoruz. Tabii ki alanlarımız yetmiyor. Bizim hedefimiz birçok mahallede bunu gerçekleştirelim. Gönül ister ki her mahallede ama evet. fiziki anlamda ve maddi anlamda zor bir kısım ama Fatih Mahallesi'nde çok büyük bir kompleks yaptık. Kadınlarımıza özel. Sadece onların kullanabileceği. İçerisinde havuzu var, hamamı var, fitnessi var, hı hı. spor aletleri var. Yine el becerilerini geliştirebilecekleri orada Ak çok güzel kursları akme kurslarımız evet. var. Bunların hepsi bir bünyenin içerisinde. E, çok nezih bir ortamda. Yanında da hemen kocaman bir parkımız, Karabağ Parkımız hı hı. var. Temetli Bunu yaptık. Park. Hemen Toki'de bahsettiğiniz yerde temelini attık. Şu anda inşaat yükseliyor. İnşallah bir buçuk iki sene içerisinde orayı da aynı Fatih Mahallesi'nde yaptığımız gibi güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında da e, özellikle Alaca'da, Hamidiye'de yeni yaptığımız ve yapmayı planladığımız yerlerimiz var. E, sizin de belirttiğiniz gibi orada belediye binamız vardı. Biz belediye binamız tabii ki belediyemize, bünyemize katıldığı için orası atıl durumda kalıyordu. Biz de hemen bir değişim yaptık. İçerisini güzelce süslendirdik burada Kültür Müdürlüğümüze, başkan yardımcılarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onların çok büyük gayretleri var bu çalışmalarda. Gerçekten çok güzel işlere imza atıyorlar her noktada. orada hemen bir düzenleme yapıldı. Şu anda kurslarımız hemen açıldı. Yakında büyük bir açılış yapacağız Allah nasip ederse. Bunu daha farklı mahallelerimizde nasıl yapabiliriz bunun üzerine çalışıyoruz. Sizlerin de bildiğiniz gibi bir alışveriş merkezinin içerisinde yine kadınlarımız Sanat kurs görüyor. görüyor. Sanat evet. atölyeleri var. Orayı yapmayı planladığımız çocuklarımıza çok özel inşallah yapınca onu da ayrıyetten bir evet. program yaparız. İnşallah. Hatta belki bir gün programı orada yaparız. İnşallah. Ee, o robotik kodlamadan olur. tutun da Bilmem birçok şeye varıncaya evet. kadar, zeka atölyelerine varıncaya kadar çok güzel çalışmalar olacak orada da. Sayın Başkanım <laughs> araya girmek istiyorum, özür diliyorum. Ee, şimdi e, Park City Alışveriş Merkezi'nde e, Akmek Sanat Atölyesi'nden bahsettik. Aslında çok da incelikli bir şey de var orada. Orada kadınlarımızın ürettiği el sanatları, eserleri <laughs> burada misafirlerinizde, <laughs> protokol e, misafirlerinizde, makamınızda. Hediye ediyorsunuz, bir de böyle bir de katkı tabii, tabii. sağlıyorsunuz. Ya Ben şimdi e, şuna çok önem veriyorum. Bir kere onların hepsi sanat eseri. Evet. Kadınlarımızın yaptığı her şey sanat eseri. Hı -hı. Ben o gözle bakıyorum ve bence paha biçilmez şeyler. Ama sağ olsunlar onlar e, biz tabi ücreti mukabilinde yaptıkları evet. ürünler yani aynı zamanda benim... aile bütçelerine de katkıda bulunsun diye bizler onu alıyoruz. Ve gelen misafirlerimize onları sunuyoruz. Yani diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde, Başbakanımız geldiğinde, bakanlarımız geldiğinde mutlaka ve mutlaka Akmek'te yapılan bir ürünü onlara sunuyoruz ki bunları da Aksaraylı kadınlarımız kendi elleriyle göz nuru dökerek oraya nakış gibi işleyerek yaptılar. Bunlar bizim size hediyemizdir diyoruz. Hem alanlar çok memnun, teşekkür ediyorlar. Hem de kadınlarımıza bu noktada da destek olmamız, aile bütçesine destek olmamız bizleri çok mutlu ediyor. Ne kadar güzel. Ee, Hanım Pazarı var. Ona şimdi değineceğim ama <laughs> yine sorularımız ve mesajlar var. Şöyle kısaca okumak Tabii istiyorum lütfen. çok da birikmeden. Ee, sevgili seyirciler öncelikle e, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgın'ın e, Facebook hesabını ve Twitter hesabını sizlere hatırlatmak Tabii istiyorum. E, program dışında da e, ulaşabilirsiniz. E, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Facebook hesabı Şehre iyi Gelecek. Ve Twitter hesabı da Haluk Yazgı efendim. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, bir emlakçı izleyicimiz bize ulaşmış ve bir hı hı. konuda başkanımızdan bir bir şey rica ediyoruz demiş. Seyyar arabayla sebze meyve satan abilerimize sabit bir yer verebilir mi? Helal yolla para kazanmak isteyen kişilere yardımcı olabilir miyiz diye de kısa bir not eklemiş. Bunu bir daha alabilir miyim soruyu? Şöyle emlakçı bir izleyicimiz, emlakçı bir, e, evet, e, Seyyar arabalarda seyyar meyve araba sebze satan, ha satan ha e, kardeşlerimize, kardeşlerimize sabit bir yer verebilir miyiz sabit diyor. Sabit bir yer verebilir miyiz? Tabi aslında bu Seyyar satıcılarımızla ilgili bir çalışmayı düşünüyorum ben de. Aklımda. Özellikle sebze meyve ha satanları anladım. belirtmişler, ha evet. E, şimdi tabi burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor, şu dengeyi gözetmek Hı. gerekiyor. Şimdi dükkana olup. Dükkanında bu tür faaliyetleri gösteren esnaflarımız var. Yani e, meyvesini, sebzesini satan ve bunlar vergisini veriyorlar, sigortasını yatırıyorlar. Yanındaki işçileri çalıştırırken maaş ödüyorlar. Dolayısıyla bir ücret, bir maliyet. Evet. Ama dışarıda el arabasıyla satıldığı zaman bunlar yok. Dolayısıyla bir haksız rekabet ortamı oluşuyor. Ama biz bunu e, yine başka bir proje adı altında... O kardeşlerimizi de biliyorum. Onlar da tabii imkanlar olsa belki o ortamları onlar da yaratabilecekler ama biz belki başka bir ortamda onlara farklı bir sunum yapma imkanı sunmak suretiyle bu çalışmayı yapabiliriz. Ben e, köy ürünlerini, organik ürünlerini çok severim ve takip ederim. E, başkan olmadığım da, zamanlarda da yani başkan olmadığım 4-5 sene önceki e, şeyde de hep böyle köy ürünlerini almak için özellikle yolun belli bölgelerinde e, olan e, köyden getirip o da teresini satıyor, yumurtasını satıyor, başka ürünlerini yetiştirmiş satıyor. Onları almak istiyorum, alıyorum da ama onlara yeni alanlar, yeni mekanlar oluşturmak suretiyle ki şu anda bir projem var bununla ilgili. Sağlıklı daha şöyle. sağlıklı ve daha rekabet ortamı. Şimdi Adil haksız diyeyim, rekabet evet. yapmamak lazım. Yani burada... Dükkanını açıp sigortasını, vergisini ödeyen insanı haksızlık yapmak doğru değil, adil de değil. Ama öbür taraftan da bu durumda zor durumda olan kardeşlerimizin de elinden tutup bir şey yapabilmek gerçekten önemli. E, bir proje var kafamızda İnşallah onu yakın zamanda e, aktaracağız. Evet İzz İzzet Doğan adlı bir izleyicimiz demiş ki e, selamlarını iletmiş. Buğday pazarının temizlenmesi hakkında evet, evet, evet. bir proje Güzel. var mı diyor. var. Ee, biliyorsunuz oradaki esnaflarımızın e, mekanları orası ve hem milli emlak hem de belediyenin de arsası var. Dolayısıyla biz orada e, Hamit Bey, Hamit Özköy Bey e, o da başkanımız. Onunla daha geçen hafta beraberdik. Oturduk oraya çok güzel bir projenin şu anda temelini atıyoruz. Yani hı hı. E, bir kere onlar oradan tamamen kalkacak güzel. onu söyleyeyim. Niye bu kadar gecikti onu söyleyeyim. Ee, kentsel dönüşüm dolayısıyla bazı destekler veriliyor hı hı. Ee, yıkık binalarla ilgili. Hı. O desteklerden faydalanabilmek için e, biraz bekledi. Ama inşallah proje netleştikten sonra bir an önce oralar yıkılıp tertemiz bir yapı ortaya çıkacak. Ama sürpriz olsun bunu açıklamak istemiyorum. Hı. Projeyi başkanımızla beraber bir gün inşallah burada bir program olduğunda Gelip beraber anlatırız, beraber açıklarız ama şehre bir değer daha katacak müthiş bir proje geliyor. O kadar mı söyleyeyim yeter. Ama proje bitmiyor yani sürekli yeni ilk yeni. İlk kez belediye TV'mizde ve stüdyomuzda ilk defa, sizi ilk defa söylüyoruz. ve e, özel bir açıklama istiyoruz aslında. Şöyle diyelim e, içerisinde konut ve alışveriş merkezinin Hı -hı. de olduğu devasa bir proje geliyor. Peki hayırlı olsun şimdiden. şimdiden olsun. Şimdi e, evet. Konya'dan e, bir izleyicimiz bize ulaşmış ve şehrin girişleri ne çıkışları hakkında. mutlu ya yani birçok alanda güzel evet, e, çok mutlu oluyorum Bursa'dan, ben. Konya'dan. Çok mutlu oluyorum. E, yine e, köyün şu Aha. an ismini hatırlayamıyorum ama e, köylerimizle seyircilerimiz bizimle birlikte, bizimle birlikte. ilçelerimiz bizimle birlikte, yurt dışından seyircilerimiz çok bizimle güzel. birlikte. Çok güzel, daha mutlu ediyor. sevgilerimizi gönderiyoruz. E, Konya'dan yazan seyircimiz demiş ki şehrin girişleri ve çıkışları hakkında e, Nevşehir tarafından bir düzenleme planı hmm. var mı demiş. Çalışma Hı -hı. var mı demiş. Yine hemen e, bunu cevaplandıralım. Tamam bunu Sonra... cevaplandıralım. Buyurun. Şimdi sizler de biliyorsunuz orada bir e, üst geçit yapıldı karayolları tarafından. E, ve üst geçit yapılırken aslında proje o değildi. Önce Hı -hı. onu söyleyeyim. Orada e, Yonca yaprağı deniyor. E, karayollarındaki ismi Hı -hı. odur. Yonca yaprağı şeklinde bir e, çalışma yaparak girilecekti. Ama oradaki e, mevcuttaki SGK'nın bulunduğu yer, hemen karşı taraftaki bulunan binalar evet. ve yolun durumu bunu yapmaya engel oldu. Dolayısıyla evet. böyle bir proje mecburen yapılmak zorunda kaldı. Ee, alt geçitten biliyorsunuz geçerek hı hı. E, Toki bölgesine, e, Akin köyüne ulaşılabiliyor. E, o proje var. E, tabii Nevşehir'den aşağı doğru, Orampa'dan aşağı doğru inerken şehre ulaşabilmek için sağa dönüp, Orada bir göbek çalışması yaptık. Sizler de biliyorsunuz orası Hı -hı. aslında çok kötüydü. Yol daracıktı. Evet, İnsanlar gidip gelmekte zorlanıyordu. Şimdi iki gidiş, iki de geliş olmak üzere çift şeritli devasa bir yol açtık oraya. Hı -hı. Ve o yolu açtıktan sonra orada düzeni sağlayabilmek maksadıyla bir göbek çalışması ve oradan dönerek şehre giriyorlar. Yani yapabileceğimizin şu an için söylüyorum. Bizdeki şartlara göre. Bizdeki şartlara göre. Yonca yaprağı yapamadığımız için yapabileceğimiz en uygun çözüm bu oldu. Bunun daha ötesine geçemedik. ki daha farklı proje yapalım ama binaların durumu, yolun fiziki şartları buna engel oldu. Ama eskiye nazaran yani eskiye dediğim yolları bu kadar genişletmemize daha önce geniş değildi. Nazaran çok çok daha iyi bir durumda. Ee, bu şekilde devam edecek. Oraya çok fazla yapacağımız, müdahale edeceğimiz bir nokta yok. Evet e, bir izleyicimiz de e, Belediye Tiyatro Kavşağı'ndaki Cemalettin Aksaray bilgi evine değinmiş. Çok güzel ve oldu. Başkanım çok güzel oldu, evet. çok mutluyuz evet. demişler kitap severler olarak ve e, sosyal aktivitelere verdiğiniz önem için teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. E, ve bu konuyu ne kadar önemsediğinizi de biliyoruz diyerek devamını getirmişler. Ya, e, hı -hı. Bu bilgi evlerinin farklı noktalarda devamı Var, gelecek mi diye olacak. sormuşlar. Çok hemen, güzel bir soru. Hemen müjdesini vereyim. Olacak. Hı -hı. Çünkü biz çok sevdik. Evet, biz, biz, de çok biz kitap okumayı çok seviyorum ben. Hı. Kitap okuyanları daha çok seviyorum. Dolayısıyla gençlerimizin orayı kullanması beni çok mutlu ediyor. Altında e, kitaplarımız var. Evet. Üst tarafına evet. da çıkıp hem çaylarını yudumlayabilirler hem de orada kitaplarını Kalk okuyabilirler. Sayı, tek kitap kafesi. Tek kitap kafesi evet. o orası. Hatta ee, geçen gün İğdal evet, evet. Aydın da geldi. evet evet İğdal Aydın geldiği zaman kadınlar evet. günü programı dolayısıyla orayı gezdi ve çok şey, Sevindi ve çok beğendi. Bir yazar olarak dedi. <laughs> Yazar olarak çok beğendi. Dolayısıyla biz bunun bundan üç tane daha yaptırıyoruz şu anda. Noktalar ee, belli mi başkanım? Bir tanesi Ulu Cami'nin olduğu yere. Hı. Bir tanesini Fatih Mahallesi'ndeki yeni yaptığımız parkın Parkınol'da düşünüyoruz. Parkın. Bir de böyle öğrencilerimizin yoğun olduğu bir yere Hı. koymayı planlıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde tamamlanıp gelecek ama benim çok hoşuma giden bir proje. Ve şu anda 400'e yakın Evet, orada var. üyemiz Her var. Gün de artıyor. Ee, sadece orada okumak değil, evine götürüp de okuyabiliyorlar. Evet, evet. Üyelik Bunlar gibi. daha açılışını yapıp duyurmadığımız ama tabi belli görünüyor ama Hı -hı. Açılışlarını hep beklettiğimiz projeler evet. inşallah yakın zamanda onlar da. E başkanım bir izleyicimiz de kaldırılan siloların yerine ne yapılması düşünülüyor demiş ama biraz i̇lk bölümde önce bölümde anlattık kısaca anlattık, söyleyelim. Anlattık. Güzel bir yine de Selçuklu Parkı. Tabi e, tabii belki yeni katılmış olabilir evet. bizi seyretmeye. Yine çok güzel bir Selçuklu Parkı. Hı. İnşallah proje tamamlandığı zaman yine televizyonumuz aracılığıyla bunu Hı. duyuracağız buradan ilk e, etapta. Yine oraya yapmayı planladığımız güzel bir kütüphane konferans salonu, gençlerimiz için çok güzel üniteler. Yani orası şehrin yeni nefes alabileceği ve gençlerimizin sosyal aktivitelerini canlı yürekten ...destekleyen e, ünitelerin olduğu yerler olacak inşallah. Şimdi e, Ahmet Kaya bizlere ulaşmış. Hı -hı. 68 Gençlik Taraftarlar Başkanı olarak Aa. demiş ki... ...68 Aksaray <laughs> Spor'a verdiği desteklerden dolayı... ...başkanımıza Aa. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz demiş. Ederim Az sonra spora değineceğiz. Evet. Spora ve sporcuya Hı -hı. verdiğiniz desteği... Hı -hı. ...ve tabii ki belediye sporunun takımlarını ki, ele ki. alacağız. E, bizi izlemeye devam edin efendim. Son olarak sporu konuşmadan önce... 7 Mart'ta açılışını gerçekleştirdiğiniz Hanımeli Pazarı. Aa, evet, evet. Evet, Kadın Koordinasyon Merkezi'nin bir projesi Hı -hı. ve e, tabii ki yine e, sevgili eşiniz Hazal evet, Yazgı evet. Hanımefendi'nin bu projede büyük emeği var ve e, çarşamba günleri cumartesi pazar pazar alanında kuruluyor. Devam ediyor pazar Hı -hı. ve eşiniz de yine oradaki e, kadın esnaf Hı -hı. pazarcılara evet. destek için pazarı ziyaret Hı -hı. ediyor neler söyleyeceksiniz ile ilgili e... gerçekten çok güzel bir proje Ben önce eşime teşekkür etmek istiyorum Hı. çünkü eşimin projesi eşim e, bunu bir ilimizi ziyaret ettiğinde böyle bir çalışmanın olduğunu gördü Hı. ve benimle paylaştı Ben e, dedim ki bu tutar mı olur mu yapılabilir mi Çünkü ben bilmiyordum böyle bir projenin olduğunu dedi ki ben gezdiğim yerlerde bu gerçekten çok revaş görüyor çok beğeniliyor. Ve buradaki en büyük özellikle şu olur dedi hanımlarımız evlerinde yapmış oldukları ürünleri orada gelip sunuyorlar, satıyorlar. Yani dışarıdan bir marketten ya da Hayır bir yok. başka yerden alma yok. Orada ne yapıyor diyelim evde, evde turşu sunu yapıyor. Bu arada ekibimizi vallahi Teşekkür tebrik ediyoruz. ediyorum. Ellerinize On numarasınız sağlık. çok güzel. Ne söylersek hemen <laughs> anında görüntü. Yani gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Evet açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi burada e, kadınlarımızın bakın burada gözleme yapıyor. Evet. E, burada aynı zamanda e, sanat eserleri var. Kendi el örgüleri var. Yapmış oldukları resimler var. Yapmış oldukları yağlı boyalar var. Evet. Fincanları boyamışlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi el sanatları, el ürünleri, takılar, takı Mesela tasarımları. Üretten girişimci kadınlarımız Muhteşem sağlıklı işi. ve güvenli bir Muhteşem. ortamda satış imkanı Kesinlikle. Şimdi eşimin bana iletmesinden sonra biz hemen çalışmalara başladık. Evet. Yaklaşık şu anda 150 tane kadınımız orada bu hizmeti gerçekleştiriyor. Ve talepler olduğu sürece bizler onları desteklemeye devam edeceğiz. Hı hı. Ve benim bugün doğru çarşamba günü çarşamba günleri, açmıştık. Pazarı pazar alanında evet. kuruluyor. evet Çarşamba hafta. günleri her hafta cumartesi pazarımızın kurduğumuz yerde e, gerçekleştiriyoruz. O gün tabii kadınlar günü olduğu için anaokulundan öğrencilerimiz de gelmişti. Evet, Onlar da evet, çiçek dağıtımını öyle. gerçekleştirdi. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Kadınlarımızın her yaptığı bir sanat eseri. Hı hı. Ve bu sanat eserlerini lütfen bütün Aksaraylı hemşehrilerime söylemek istiyorum. Gelin, görün ve destek olun. Bir de ayrıca e, pazarı ziyaret eden, alışveriş yapmak isteyenler aslında orada e, kurulan masalarda da karınlarını doyurabilirler. <gülüyor> Açık <gülüyor> tabii, alan tabii, kafe tabii, gibi. Tabii e, yani her türlü lükse sahip isteyelim. Kesinlikle herkesi bekliyoruz diye. Ya kesinlikle çok mutlu oldum. Çok sevdiğim bir proje oldu bu da. <laughs> evet. E... Şimdi aile çok önemli demiştik ya. Buyurun. Şimdi ben hı hı. E, neden böyle bu tür programları eşimle yapıyorum? Sayın Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz biz. Her hı hı. işimizde olduğu gibi, eşi hanımefendiyle beraber birçok programları beraber yapıyor. Hadi, hatta eşi hanımefendi farklı programları da gerçekleştiriyor. Evet. Bizler onlara örnek alıyoruz. Niye örnek alıyoruz? Çünkü bizim en büyük isteğimiz ve amacımız herkese dokunabilmek. Her türlü ihtiyaç sahibinin ihtiyacını duyabilmek, bilebilmek. Bu bizim vazifemiz. Yani madem ki e, Allah bize nasip etti buraları burada bu görevi yapacağız. Sonra vatandaşlarımız bizlere oy verdi. Bunun için seçti. Tabi biz göreve geldikten sonra oy veren vermeyen diye ayrım yapmıyoruz. Bizim herkese ulaşıyoruz. Biz Herkes bizim kardeşimiz, herkes bizim vatandaşımız. Hizmetimizde hiçbir ayrım yoktur. Ne olursa olsun düşüncesi, görüşü, fikri bizim vazifemiz burada herkese dokunmak. Herkesin ihtiyacı doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapabilmek. Aile profili çok önemli. Bakın bu belki veriyi paylaşmak duyarlı olmak açısından önemli. Bunu ben çok yapmak istemiyorum ama söylemek zorundayım. Buyurun. Boşanma oranının yüksek olduğu illerden biriyiz. Evet. Bu üzücü bir şey. Evet. Ben bu oranın mümkün olduğu kadar düşmesini istiyorum. Evet. Evlenip hemen ayrılmak işin en kolay tarafı, en basit tarafı. Hemen ayrılmamak lazım. Sabretmek lazım. Bazı şeylerde katlanmak lazım. Ha bu şu değil. İki taraf birbirine kötü davranıyor da. Ee, hoşnut olmadığımız, sevmediğimiz şeyleri ben söylemiyorum. Hı hı. Kadına şiddeti kesinlikle e, söylemiyorum. O ayrı. Bu zaten olmaması gereken şeyler. Ama aile ne kadar önemli? Bunun vurgusunun yapılması, evet, eşimle beraber yapıyorum. Eşimle beraber birçok programa katılıyorum ki biz bir Örnek aileysek, aileysek güçlüyüz, hı hı. aileysek farkındayız. Ben sadece bir belediye baş ben erkeğim ve bir erkek belediye başkanı bir yere kadar bir şey yapabilir ama bir kadının bakış açısı, bir kadının olaya inceliği, sanatsal olaylara farklı bakışı bizim yaptığımız işi bir kat daha arttırıyor. Ne bir katı? 10 kat, 5 kat, 100 kat arttırıyor. E bu nedenden dolayı ben e, bu konuya parmak basmak da istiyorum. Lütfen bu iş çok kolay değil. Biz... Aile terapileri de yapıyoruz. Evet. Ee, yeni evlenecek çiftlerimizi de davet ediyoruz bu tür programlarımıza. Ee, biz de zorluklar yaşamadık mı? Tabii ki yaşadık. Her şey güllük gülistanlık değil. Evet. Ama en ufak bir şeyde ayrılmayın. En ufak bir şeyde hemen e, bu yuvayı dağıtmayın. Yuva dağıtmak çok kolay ama arkasında birçok izi bırakıyor. Ben bu konuya da e, inşallah ileriki programlarda belki e, daha farklı konuklarınız olur bizler de dilimizi döndüğü kadar anlatırız ama vurguladığım şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Aile ailenin de en güzel göstergesi. Yapılan çalışmaları ben eşimle beraber Hı. gidiyorum. Hı. Sağ olsun eşim. Bunun dışında işte şehit aileleri, gazi aileleri, Hı. engelliler birçok projeleri var Hı. ve yapıyor ve ben de onu tabii ki destekliyorum. Çünkü ikimizin de amacı şehrimize hizmet etmek. Bunu da en sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Evet, yine ismini vermeyen bir izleyicimiz, Başkanım her projenizi ve çalışmalarınızı destekliyoruz. Özellikle kadınlara yönelik yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı size ve eşiniz Hasibe Hanıma çok teşekkür ederiz. İlkleri gerçekleştirdiniz, iyi yayınlar dilerim demiş. Erkek aktiviteyi arada kaynattık. Evet. Sanmayın. <laughs> Buyurun. Hemen Aslında sanmayın. Ben dönecektim ama şimdi. <laughs> şimdi tabii ona girince onu girince, atlamış evet. gibi ben onu da yapacağım. Çünkü gerçekten çok büyük bir talep var, istek var. Ee, yine kadın aktivitemize benzer bir yapıyı orada gerçekleştireceğim. Ee, bununla beraber bir projemiz daha var. Aslında bir başka programı aktarabilirim ama sadece küçük bir giriş evet, yapayım. Evet şöyle bir es Tuzlu, Tuzlu, <laughs> Tuzlu suyun olduğu bölgede çok güzel bir proje geliyor. İnşallah. Heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir proje geliyor. Başkanım e, spora ve spo Kesinlikle. sporcuya verdiğiniz destek özellikle bu yıl e, ilimizde oynanan e, milli, e, handball oh, e, karşılaşmaları Martta da var. Mart ayında da e, yine evet kız altın kızlarımız tabii tabii tabii. E, biraz e, Milli, değineceğiz takımımız, ama... geliyor milli, takım, a, milli takım takımımız geliyor yine. kız handbol takımımız geliyor. Evet. E, onları da e, Aksaray'ımızda ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Evet, onları dört tamam. gözle bekliyoruz. Tarihi de şöyle Tarihini ben de otarmıştım. şu anda tam e, Hemen başkanım hemen, hemen bakabiliriz. varsa ona bakabiliriz. Bu arada 25 da, Mart 2018'de 25 Mart. Bayanlar handball evet. milli ve e, Litvanya e, maçı var efendim. Ben Litvanya bütün aksaraylı hemşerilerimizi, kızlarımızı, milli takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Müthişti. Evet. Yani şimdi şunu gördü Erkekler federasyon, handball, handball federasyonu. iki tane gördük, yaptık. Evet. E, bu Üçüncüsü Hollanda oluyor. Ve Almanya, evet. E, ben burada emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ve federasyon başkanı şunu söyledi. Bunu birçok ilde yap yani büyük yerlerde yapıyoruz ama. Aksaray'daki coşkuyu hiçbir yerde görmedik ve e, karşı takımın teknik adamı aynen şunu söyledi. Biz bu ortam yüzünden yenildik dedi. <laughs> yani bizim oradaki tezahüratımız evet. e, bir, ba, yani bir oyuncu daha varız orada. E, o nedenden dolayı lütfen işi gücü bıraksınlar gelsinler bizim milli takımımızı desteklesinler. Ee, biz bunu çok önemsiyoruz. Biraz önce 68 taraftar başkanı Ahmet Kaya e, sevgilerini ve selamlarını iletmişti. Sağolsun. E, 68 Aksaray Belediyespor bölgesel amatörlükte 5. grupta top evet. koşturuyor. Evet. Ve bu yılda inşallah e, şampiyonluk yolunda gerçekten emin adımlarla Vallahi il, ilerliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna e, geldik. Şu an e, Nevşehir Spor'la puanını eşitledi. Evet. E, liderlik için kapışıyorlar. Hı. Ve önümüzdeki haftada Yozgan Yozgat la. Spor'la önemli bir çok önemli. karşılaşmayla kritik kilit maç diyebiliriz Kesinlikle. aslında. E neler söylemek istersiniz? Vallahi Onu şunu, seviyoruz. Hem de nasıl en çok sevdiğimiz <laughs> e, branş. E, bu pazar bizim için kilit nokta. Yozgat'a gideceğiz. Hı hı. Yozgat'ta şehrimizin takımını, Aksaray Belediyespor'umuzu, futbol takımımızı destekleyeceğiz. Evet. Bu bizim için çok önemli çünkü e, şampiyon olmaya giden en önemli adımlardan bir tanesini atıyoruz. E, onu geçtiğimiz andan itibaren kalan maçlarımızı inşallah kazasız belasız tamamlayıp e, bu bulunduğumuz e, ligde birinci tamamlayıp sonra playoff'lara kalacağız. Playoff'lardan sonra üçüncülük var. Hedefimiz üçüncülük. Bunun için çok gayret ettiler. Teknik adamımız da teknik ekibimiz Ufuk de Ufuk Ünsal Bey de futbolcu kadromuzda çok iyi mükemmel bir kadromuz var. Allah razı olsun hepsinden canını dışına takarak oynuyorlar. Ve onları tabii yöneten yönetici ekibimiz var. Huzurlarınızda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel özverili çalışıldı. Artık geçen sene çünkü çok yaklaştık. Evet. Geçen sene evet. ikinci bitirdik ama birinci evet. olabilecek pozisyondaydı. Çok iyiydi evet. takımımız. Bu sefer artık ıskalamayalım diyoruz. Bu sefer artık 3. Lig'e çıkalım. Şehrimizin takımını 3. Lig'de temsil edelim. Böyle çalışacağız. Evet e, tekerlekli sandalye evet, basketbol evet, takımımız evet. var. O da 1. Lig'de Hı -hı. ve e, puanı da şu an 18 Hı -hı. E, Lig'de de 9. sırada. Hı -hı. Aslında biraz şanssız bir sezon geçiriyor. Hı -hı. Ee, yine destekleriniz tabii ki özellikle burada e, saha içi maçlarda mutlaka eşinizle birlikte izlemeye tabii, gidiyorsunuz. Takip ediyoruz. takip ediyoruz. Ve Altın Kızlarımız <gülüyor> e, <gülüyor> Türkiye bol Süper Ligi'nde e, yine Süper Lig'de oynayan tek takımımız. Tek takım. <laughs> e, onlar da aslında bu sezon biraz şanssızlar diyelim ama yine de onlara da buradan sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten evet. e, çok güzel bir şekilde bizleri temsil ediyorlar. Çok başarılılar. Bu yıl birazcık düşüş yaşasalar da biz inanıyoruz ki kurtaracaklar. Ben kızlarımızla gurur duyuyorum. Hı hı. Çok güzel çalışma gösteriyorlar. Hı hı. Süper Süperlikte oynamak büyük bir maharet. Hı hı. Yani bakın futbolda bal ligindeyiz. Daha üçüncü yüzü, ligi var, ikinci ligi var, birinci ligi var falan. Ama burada direkt birinci ligdeyiz. Yani süperlikteyiz. O nedenden dolayı tabii ki zorlu takımları var. Tabii ki onlara karşı birçok gayret, efor gösteriyorlar. Ben hepsinin alınlarından öpüyorum. Hepsi çok başarılılar. Onlar bizim kızlarımız. Ve onların e, çok başarılı olacağını ben inanıyorum. Ve ben Aksaray'daki bütün hemşehrilerimizin takımlarımızı desteklemelerini istiyorum. Salonlarımız boş. Evet. Salonlarımız dolmuyor. E, biz mümkün olduğu kadar mesajlarla iletmeye çalışıyoruz ama evet. gelin lütfen destekleyin. Tekerlekli basketbolda bizim aslında hem bir sosyal projemiz, engelli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirten bir projemiz. Hem de onlar da bakın ben bir dönem basket oynadım. Basket e, bu halimizle bile ne kadar zorlarıyız ki onlar tekerlekli sandalyede böyle bir iş yapıyorlar. Muhteşem bir şey. Mükemmel bir kondisyon, mükemmel bir fizik çalışması. Onlar o gayreti gösterirken bizler onları desteklememiz ile on, inanın onlara çok büyük moral verecektir. Ben e, bütün futbol bütün sporcularımızı canı yürekten tebrik ediyorum. Onları destekliyorum. İnşallah birkaç gün sonra da yeni sürprizlerimiz olacak. Olimpiyata doğru giden Aa, bir çalışmamız var. Çok güzel. Peki onu da yakın da yakında paylaşacağız. Olmayı, öyle mi? <laughs> onu hepsini paylaşmayalım. Yakında paylaşacağız. aslında e, değinmeden geçmek istemiyorum. Hı -hı. E, ben de naçizane destekliyorum. Bir de e ee, Hasan da Spor Kız Futbol takımımız hmm, var. Evet, ve onlar evet, da play-off evet. gruplarına kaldılar hmm. ve e, inşallah ikinci lige yükselecekler. İnşallah. Gerçekten çok da başarılı bir, bir şekilde bir sezon geçirdiler ve namağlup e, ligi tamamladılar. İnşallah e, play-off grup maçlarından sonra da ikincilikte ligde kendilerini göreceğiz. Ben kızlarımıza bir özür borçluyum. Evet, ee, ziyaret ettiler Çok yoğun, sizi. çok yoğun e, programlarım olduğu için e, onlara gelemedim. Ama gönlüm onlarla beraber, onlara da inşallah destek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hı hı. Ee, tam istediğim oranda olmadı ama inşallah onların yanında olduğumu da bu vesileyle de şöyle söylemek istiyorum. Ama sadece benim değil, lütfen burada Yetim tek misin? başıma her şeye yetişemem. Mutlaka. Tek başıma her şey yapmam mümkün değil. Ee, bizim de belli bir şeyimiz var. Ama burada sivil toplum kuruluşlarımız var, odalarımız var, kuruluşlarımız var. Lütfen onlar da e, bu konuya duyarlı olsunlar. Onlar da destek olsunlar ki e, onlar daha da iyi sonuçlar alabilsinler. Ben şuna inanıyorum ve görüyorum ya ellerinden tuttuğunuz her sporcumuz inanın olimpiyatlarda madalya alabilecek pozisyonda diyecekler ki bana muhtemelen beni seyredenler ya başkanım çok attın vallahi değil. Ben gördüğüm ve bildiğim için söylüyorum. Biraz destek, biraz moral. Ben neden bir gün olimpiyatlarda, e, <laughs> bunu söyleyince bazen e, <laughs> e, duygulanıyorum da. E, çünkü zor, e, şunu biliyorum, seçim döneminde rast gelmiştim buna. E, bir evi ziyaret ettim. Buna keşe girmeseydim ama şimdi girdim. Biraz duygulandım orada, kusura o bakmayın. bir ara verelim. E, sadece onu söyleyerek bitireceğim. Tabii, e, o kadar zor şartlarda e, oluyorlar ki. Onların lütfen elinden tutun başka bir şey yapmaya. Evet gerek yok. aslında ben de şimdi gözleriniz doldu. <laughs> evet doldu bir anım. Ben de buna değinecektim. Ben de bir spor eğitmeni olarak 7'den 77'ye birçok sporcuyla çalışıyoruz. Gerçekten işte kız futbol takımız Aksaray'da Hasan'da spor inanın kızlarımızın hepsi dezavantajlı gruplar diyoruz ya o şekilde dillendiriyoruz. Gerçekten de öyle. Gerçekten desteğe ihtiyaçları var. Her anlamda. Ya yani sadece maddi değil. Hayır Moral desteği, mesela maçlarda işte başka illerde karşılaşmalara gittikleri zaman destekleyen kadın seyirciler var ama Aksaray'da ne yazık ki bu yok. dediğiniz gibi çok güzel. Yani bir şekilde destek olmak gerekiyor. Maddi, manevi ve sadece siz değil, işte STK'larımız, tüm şehrin evet. dinamitleri. Evet. Vatandaş olarak bizler, yani. yani seyirci olarak katkı sağlayabiliriz. Bunun altını çizmiş Bence olalım. Bence de. Evet. E, duygularınızı paylaştınız. Evet, yani teşekkür biraz ediyoruz. duygulandık. O Şimdi başkanım artık veda edeceğiz. Gerçekten zaman su gibi akıp geçti. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yusuf Düz bize ulaşmış hı hı. ve selamlarını iletmiş. Belediye arsalarına doğalgaz geldi. Çok teşekkür ederiz demiş. Doğalgazdan sonra asfalt çalışmaları ne zaman başlayacak Hemen. diye. Hemen başlayacak. <laughs> Zaten asfalt sezonu da geliyor. Havayı havalarımız ısınıyor. inşallah. Evet Yasin Olgun demiş ki Başkanım üniversite üniversite öğrencisi olarak Aksaray'da memleketimizde görmediğimiz gençlik adına yürütülen kültür etkinlikleri kapsamında sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı Aa, sunuyoruz çok teşekkür demiş. Ederim. Gerçekten çok güzel Sağ bir olsunlar. mesaj. Yine Mehmet Altaş beyefendi bize ulaşmış ve demiş ki Başkanım sizleri çalışmalarınızı Avusturya'dan takip Aa, ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar Muhteşem, demiş. muhteşem. Evet efendim biz çok de Avusturya'ya sevgilerimizi ya. gönderelim. Ve yine çok 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 uzaklardan Sultan Hanım bizlere ulaşmış Hı -hı. mesajı için teşekkür ediyoruz ve Londra Londra'dan oho, selam oho, başkanım. Londra'dan. Geldiniz ve bizi memnun ettiniz. Tekrar Aa, bekliyoruz sağ demiş. Sağ ya. Beni davet etsinler <laughs> her zaman gelirim. Evet, <laughs> e, ara ara gurbetçilerle de ya, e, yurt dışı bu çok önemli biliyor musunuz? Yani uh -huh. Yurt dışına gitmek, oradaki Aksaraylı hemşerilerimizle buluşmak, kucaklaşmak, buranın havasını oraya getir götürmek Hı. o kadar güzel oluyor ki ve belediyemizin çalışmalarını onlara anlatmak, onların bana aktardığı ve bazen de yerine gidip gösterdiği, bak burada böyle bir şey var evet. git orada uygula. Güzel, o kadar de. güzel şeyler oluyor ki beni davet etsinler her yere gitmeye hazırız. Peki efendim biz de onları bekliyoruz yazın İyi inşallah. İyi ya tabii tabii ee, başımızın televizyonumuza üstünde. Televizyonumuzda da bekliyoruz ziyaret edebilirler. Keşke evet öyle bir program yapalım inşallah. Evet. Başkanım artık şöyle bakıyorum gerçekten uzun soluklu bir program evet, oldu. Hakikaten. Çok da keyifli bir çok program oldu. oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz i̇nşallah. de aynı duyguları bizimle paylaşıyorlardır. Hı hı. Veda etmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesajlarınızı evet. alalım. Ben her şeyden önce size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Saatin nasıl geçtiğini anlayamadık. Ekibimize çok teşekkür ederim. Yani o kadar mükemmelsiniz ki, o kadar güzel yapıyorsunuz ki bu işi. Söylediğimiz her şey aynı anda görüntüsü var ve harika bir şekilde ulaştırıyorsunuz. Ve dünyanın şu anda Türkiye, Aksaray'ı geçtik. Türkiye'ye geçtik, dünyanın her tarafından evet, seyrediliyoruz, Londra'dan takip yılından. ediliyoruz. Bu beni ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. O nedenden dolayı burada emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gelelim hemşerilerimize, bizi takip etmeye devam edin. İnternet sayfamızdan, belediyemizin sayfalarından, belediyemizin televizyonlarından bizlere görüşlerinizi, projelerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi aktarırsanız Bizler elimizin yettiği, vaktimizin el verdiği, gücümüzün ulaşabildiği en son noktaya kadar her şeyi yapmaya varız, hazırız. Sizler yeter ki düşleyin, biz de gerçekleştirelim. Evet, e, sayın başkan gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Başka bir başkan özel yayınında <laughs> tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum ve sevgili seyircilerimize veda edeceğim elbette. Evet sevgili seyirciler Aksaray'ın Ekranı Belediye TV'de başkan özel yayınımızda Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgıyı hoş sohbetiyle birlikte ağırladık ve projeleri hakkında bilgiler aldık. Aslında yeni projelerden de birçok ipucu aldık ve önümüzdeki programlarda inşallah açıklayacağız. Evet başka bir başkan özel yayında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederek iyi akşamlar diliyorum ve Kamera arkasındaki ekip arkadaşlarıma da bu güzel yayın için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.